Efendim günaydınlar TV52'den hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Tarihler 14 Ocağı göstermekte ve TV52'de yeni gün programı başladı. Sevgili izleyiciler, dışarıda inanılmaz soğuk, kuru bir ayaz var. Artık burada arkadaşlarımızla hem gülüyoruz hem bir taraftan da en azından biraz daha hava aydınlık. Yani düne nazaran, değil mi Aykut? Düne nazaran hava biraz daha aydınlık, ona seviniyoruz. Ayaza üzülelim, aydınlığına sevinelim ama içimiz gönlümüz aydınlansın, içimizi ısıtacak güzel haberler olsun istiyoruz. Bugün istiyoruz ki 2,5 saat boyunca farklı bir programda sizi güne hazırlayalım. Dün haftanın ilk günüydü, pazartesiydi. Bugün salı günü TV52'de yeni gün programında neler var neler yok. Önce onu söyleyeyim. Şimdi bir sürprizimiz var size. Sürprizimiz şu, programın son bölümünde Hamaget Türk Halk Müziği topluluğu sevgili Taner Can ve arkadaşları burada inanılmaz bir müzik ziyafeti verecekler. Ordu türkülerini, Karadeniz türkülerini söyleyecekler. Biz de heyecanla onların buraya gelmesini bekliyoruz. Birinci sürprizimiz bu. İkinci sürprizimiz de şu, kameraman arkadaşımız Olcay burada. Olcay birazdan sahne alacak. Burada mikrofonu eline alacak. O da bir türkü söyleyecek arkadaşlar. Evet, Olcay tabii abi, tabii abi diyor. Sevgili Olcay'la Aykut'la birlikte 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta Cuma günü çok önemli bir etkinlik var İstanbul'da. TV52 gala gecesi, ödül töreni var. Tüm ekibimizle birlikte biz de İstanbul'da olacağız ama pazartesi sabahından itibaren yeni gün yayınını İstanbul'daki stüdyolarımızdan yapacağız. Dudullu'daki, Ümraniye'deki stüdyolarımızdan sizlere sesleneceğiz ve tabii ki bir haftadır söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. İstanbul'daki tüm izleyicilerimizi, stüdyomuz geniş efendim, 100 kişilik bir stüdyomuz var. Kim gelmek istiyorsa sabah 7.30'la, belki bu 7.30'u 8 çekebiliriz arkadaşlar. O konuda biraz muğlak, en azından İstanbul trafiğini düşünerek. Ordu'da hemen evden televizyona gelmesi çok kolay, 5 dakikada gelebiliyorsunuz ama İstanbul'daki trafiği düşünürsek bunu opsiyonlu yapabiliriz. Tüm misafirlerimize beklediğimizi, konuşmak isteyen, kendisini ifade etmek isteyen tüm izleyicilerimizi, İstanbul'da yaşayan dostlarımızı stüdyomuzda ağırlamak istediğimizi bir kere daha söyleyelim. Hep oradan yayın yapacak değiliz. Biraz da İstanbul'dan sizlere seslenelim. Evet, günaydın mesajlarınız var. Günün ilk mesajı Nuh Sütlü. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın Akın Bey, İkizce'mize hoş geldiniz demiş Şuayb Karabay. Hoş bulduk efendim. Dün İkizce'deydik, İkizce Kaymakamını, İkizce Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik. Sevgili Osman Kaygı'yı ve sevgili genç başarılı kaymakamımız, birazdan onunla da ilgili detayları sizlere aktaracağım. Kendilerini ziyaret ettik. Samimi sohbetlerinden, ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yani enerjisi, dinamizmi ve devlete bakış şekli bizi böyle idealist kaymakamların olmasından dolayı mutlu etti. Onu da söyleyelim. Dün İkizce'de birkaç taksici esnafı yanımıza yaklaştı. Özür dileriz dediler. Konuşabilir miyiz? Tabii ki buyurun, biz buraya kadar geldik, sizler için konuşacağız. Ya korsan taksi meselesi var dedi. Yani bir an acaba espri mi yapıyorlar diye durdum, düşündüm. Çünkü İkizce küçük bir yer. Yani düşünsenize, bir kasaba görüntüsü, herkesin birbirini tanıdığı. Burada dedim korsan taksi olayı mı var? Evet dediler. Özür diliyorum. İkizce'de korsan taksi sıkıntısının yaklaşık 10 yıldır olduğunu söylediler. Biz de o zaman Perşembe örneğini verdik. Perşembe'de bu konuda kaymakamda, belediyede önlem aldı. Korsan taksi olayı kaldırıldı dedik. İlginçti. İkizce izlenimlerimizi sizlere paylaşacağız. Dün Ünye'deydik. Ünye'de yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapan ve bentonit denilen, kil denilen o ürünü şimdi artık sağlık sektöründe kullanmak isteyen Hamit Tecer'in, Ünye'nin en eski, en tarihi hamamlarından bir tanesi olan Saray Hamamı'nın bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde Ünye'ye ve bölgeye kazandırıldığını görürken, diğer taraftan hem Ünye'deki gazeteci dostlarımızla hem de sevgili Hamit Tecer'le de sohbet etme şansını yakaladık. Vallahi itiraf ediyorum, ben kilin bu kadar sağlıklı olduğunu, hatta kilin içilebilir bir
madde olduğunu bilmiyordum, itiraf edeyim. Tabii kendisi maden mühendisi, yıllardır bu işin içerisinde. 20 yıl önce ben bu kile en az 10 ülkeye ihraç ederim dediğimde insanlar beni garipsemiş ve ne dediğimi anlamamışlardı. Şimdi 40'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyorum ve iddia ediyorum dedi. Sağlık turizmi ile ilgili Ordu bölgesine çok ciddi bir yatırım yapmak istiyorum. Ordu, Ünye, Fatsa sağlık turizminin tıpkı Afyon gibi merkezi olacaktır. Çünkü bizim killerimiz, bizim toprağımız birçok sağlık anlamındaki işte bahsedilen işte Afyon'daki o termal suları örnek verdi. Başka yerlerdeki başka mamulleri örnek gösterdi. Göreceksiniz dedi. Bundan 20 yıl sonra Ordu bölgesi, Ünye, Fatsa, oraya kuracağımız, ileride planlamayı düşündüğümüz sağlık kuruluşlarıyla Türkiye'nin en önemli sağlık merkezi olacaktır dedi. Vallahi konuşmalarından ve yaptıklarını görünce de oldukça heyecanlandık, onu da söyleyelim. Evet, şimdi dünün ve günün ilk haberi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un tüm haber kanallarında da birinci sırada yer alan, bundan sonra artık imarla ilgili mevzuatın ve kat yüksekliklerinin belediyelerin kontrolüne verilmesi ile ilgili ve başka noktalardaki cezalarla ilgili yapılacak bilgilendirme açıklamasında şimdi bir bakalım ne demiş Mehmet Muş. Amacımız şehirleşme güzel bir noktaya taşımak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş inşaatlar için verilecek olan yeni kanun teklifinin detaylarını anlattı. Belediyenin alanları vardır. Belediyedeki alanlara göre herkes oradaki imar mevzuatına uygun davranacaktır. Bundan sonra çıkacak olanlar da bu belirlenecektir. Yani ben has serbest aldım, istediğim kadar giderim diyemeyeceksiniz. O kat sayısı, o yükseklik belediye tarafından belirlenecektir. Dolayısıyla bir kısıtlama getirilecektir. 5 görüyorsa 5'tir. 6 ise 6'dır ama bunu mutlaka belediye orada belirleyecektir. Herkes istediği şekilde yukarıya doğru gitme imkanına sahip olmayacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Muş inşaatlar için verilecek kanun teklifine ilişkin kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak dedi. Muş kat serbestliğinin de kaldırılacağını belirtti. Kaçak yapılar noktasında uygulanacak olan cezai müeyyidelerde de artırıma gidiyoruz. Para cezalarında artırıma gidiyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de kaçak yapılarla ilgili bir metrekare belirleniyor. Metrekare başına bir rakam belirleniyor ve bu 81 vilayetimizin tamamında aynı uygulanıyor. Şimdi burada bir artışa gidiyoruz. Bir de bu rakam belirleniyorken arsanın emlak değerini baz alarak ceza daha da artırılarak uygulanacak. Yani eğer kaçak bir yapı ortaya çıkmışsa hem yıkılacak bu hem de para cezası artırılacaktır. Basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Muş, imar planlarında yükseklikte herhangi bir sıkıntı bulunmayan bir uygulama söz konusu. Artık binalar istediği kadar yukarı gidemeyecek. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacak. Mevcut olan yapılarla ilgili de 1 Temmuz 2020 tarihine kadar belediyelerin bunları düzeltmesini talep ediyoruz. Belediyeler bunu yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu resmen yapacak dedi. Bundan sonra binalar has serbest, yani istediği kadar yukarı gidemeyecekler ve bu bundan sonra çıkacak olan imar planları tamamen kısıtlanmış olacaktır. Yani has serbest değil, oradaki etraftaki ortalama yüksekliklere bakılarak burada bir yükseklik belirlenecektir. Mevcut olan yapılarla alakalı, yani has serbest olan planlarla alakalı da 1 Temmuz 2021 tarihine kadar belediyeler tarafından bunların düzeltilmesini talep ediyoruz. Kanun böyle bir emredici hüküm içeriyor. Eğer belediyeler bunu yapmazlarsa bu tarihe kadar Çevre Şehircilik Bakanlığı bunları re'sen yapacak ve yine az önce kaçak yapılarda olduğu gibi ortaya çıkacak olan masrafları %100 artırarak belediyenin tahsil edecektir. Köylerde yapılacak yapılarla alakalı vatandaşların valilikten onay getirmesi gerekliliği de getiriliyor. Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında da artış olacak. Ve sevgili izleyiciler, dün dedik ya İkizce'deydik. Yaklaşık 2 gündür İkizce'de ve Çaybaşı'nda çeşitli hareketlilikler var. Ama özellikle Çaybaşı çöp meselesiyle ilgili. Ya dün sosyal medya üzerinden bir kardeşimiz bir yazı yazmıştı. Aynı kardeşimizin başka sahte hesapla başka bir yere televizyonun sosyal medyasına ya da işte televizyonlar bunu haber yapıyor yapmıyor şeklindeki gereksiz açıklamalarını okudum. Niye gereksiz diyorum?
Yani bu bölgede daha ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? En az 3 kere 4 kere biz ve ekip arkadaşlarımız gittik. İşte orada her kesimin, hem vatandaşın, muhtarların, özür diliyorum, yetkililerin ve tabii ki büyükşehirin yetkililerinin de açıklamalarını verince yani ben buna sosyal medya şarlatanlığı diyorum. Sırf böyle yazım fazla okunsun diye şarlatanlık yapmaya çalışan tipler var. Olmayan şeyleri olmuş gibi gösterirken bir taraftan da açıkçası öyle şeyler yazıyorlar ki hem okurken hem takip ederken hem gerçekleri de bildiğiniz vakit şaşırıyorsunuz. O yüzden kimse sosyal medya şarlatanlığına soyunmasın. Her konuda bakın, sadece bu konu için söylemiyorum. İşte bu yapmadı, bu gelmedi, bu gitti, bunlar çirkin şeyler. Bunlar çirkin ve gerçek olmayan şeyler. O yüzden sizi önce vicdanınıza, ondan sonra da Allah'a havale ediyoruz. Bizim için ordunun hangi köşesinde olursa olsun öncelikle vatandaşın gerçekten yaşadığı mağduriyet ve sıkıntı. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda işsiz kalmaya da, kapatılmaya da, her türlü baskıya da karşılık bulup bunu en yakinen yaşamış insanlardan bir tanesiyiz. O yüzden zaman zaman işte duyuyoruz, bazı iş adamları var. Biz burada özellikle fındıkla ilgili ve onların da şarlatanlıklarıyla ilgili bazı gerçekleri söylediğimizde, yok efendim şöyle kaynak aktarırız, böyle yaparız, böyle ederiz diyen tipleri de gördük. Sosyal medyada vatandaş nezdinde de, hani onlara vatandaş da demeyeceğim ama yaptığımız haberlerle, söylediğimiz bütün yorumlara rağmen, ki önce çay başındaki çöp meselesinden geldik, sonra oradaki fındık meselesine geleceğiz, her kesimden tepki alıyorsunuz. Yani burada biz evet nedir efendim, çay başındaki çöp dökülen noktada vatandaşın bir mağduriyeti var dediğimizde, bakın belediye yetkililerinden eleştiri alıyorsunuz. Vatandaş cephesinden de niye eleştirmedi, niye sesimizi duyurmadı diye eleştiri alıyorsunuz. Fındık diyorsunuz, fındıkla ilgili işte anlattım size, bazı tipler bir takım şeylerle, ya işte onu çıkar, bunu yap, bunu et. Ama vicdanımız rahat, hiç merak etmeyin. Kendimizden eminiz, hiç merak etmeyin. Bu konuda vatandaşın lehine olabilecek olan her türlü konuda da bedel ödemeye de hazır bu kardeşiniz. Hiç merak etmeyin, daha önceden olduğu gibi. Yine çekiliriz köşemize, hiç fark etmez. Yine kalırız işsiz, hiç fark etmez. Ama sizin meselelerinizi söylemeye devam edeceğiz. Şimdi Kabadüz'de bir kaymakam var. Genç bir kardeşimiz ya da orta yaşlı bir kardeşimiz, bilmiyoruz. Gelir gelmez ilk icraatı, yaylalarda ne kadar insan var ise imar affından yararlanmış ya da 150-200 yıllık evlerini restore ettirmiş, tuttu onlara kaçak yapınız var diye ben evlerinizi yıkarım şeklinde bir yazı, bir talimat gönderdi. Evet, devletin bir kuralı var, bir işleyişi var. Saygı duyuyoruz ama bunu yaparken dayandırdığınız temel unsurlar gerçeklerle örtüşecek efendim. Bir tanesine göndereceksin, bir tanesine göndermeyeceksin. Vatandaşı huzursuz edeceksin. Şimdi bir kaymakam örneği daha var. Dün gittik gördük İkizce'de. Dünya tatlısı şeker bölgesine dokunmuş. Herkes tarafından seviliyor. İşte bir önceki günkü çöp meselesini de gidip oradaki vatandaşları sağduyuya davet edip, ki 30 yaşında genç bir kaymakam, bakın bahsettiğim kaymakam, insanları evine göndermiş. O yüzden işte biz bütün bunları gazeteci, televizyoncu mantığıyla harmanlarken, diğer taraftan da konu sosyal medya şarlatanlığından geldi. İşte sosyal medyada umarsızca yazan insanları görünce çıldırmamak elde değil. Hani çıldırmamak elde değil derken, eyvallah, yine gülüyoruz, okuyoruz, tebessüm ediyoruz ama onları burada ne isimlerini söyleyip kahraman yapmaya ne de gereksiz şovlarına alet olmayı da uygun bulmuyoruz sevgili izleyiciler. Evet, hayırlı yayınlar demiş Ayten Özdoğdu. Teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı yayınlar. Vallahi dün iki cenazeye katıldık. Fatsa'ya gittik, Ünye'ye gittik, İkizce'ye gittik. Yoğun bir gündü, inanın. O yoğunluk içerisinde de haberlerde ne var ne yok ben de sizinle birlikte göreceğim ama iki tane cenaze haberini vereceğim. Bir tanesi sevgili Taner Coşkun, kardeşim, arkadaşım, dostum, Allah rahmet eylesin. Cenazesine katılamadım, bir başka cenazeye gitmek zorunda kaldım ama ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Seyit Torun'un danışmanı ve İdris Yıldız'ın da danışmanlığını yapmış idi. Ve
Bir diğer cenaze haberi de Anavatan Partisi'nin o çok popüler olduğu dönemlerde efsane il başkanıydı sevgili Sabri Türkmen. Onun eşi Menekşe Türkmen hayatını kaybetti. Şimdi bu iki cenaze haberini peş peşe verelim. Biri üçüncü haber, diğeri 15. haber. Sonra bu cenazeler üzerine konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarından Seyit Torun'un vefat eden danışmanı Taner Coşkun'un cenaze törenine iştirak etti. CHP Genel Merkezi'ndeki törene Coşkun'un ailesiyle Kılıçdaroğlu, Torun, bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti çalışanları katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada her ölümün erken ölüm olduğunu ifade etti. Efendim, denir ki her ölüm erkendir diye. Taner kardeşimiz bütün yaşamı boyunca topluma hizmet için, insanlığa hizmet içinde elinden gelen her şeyi yaptı. Hayatının her döneminde saygın bir kişilik gösterdi ve o saygın kişiliği toplumun her kesimi tarafından da kabul gördü. Ölüm denilen sonsuzluğun aslında başka bir başlangıç olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi. Ama ölüm dediğimiz sonsuzluk aslında hayatın bir başka başlangıcı da oluyor. Taner kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Seyit Torun'da yardımsever, saygın, sevilen kişiliğiyle örnek bir insan olan Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Her ne sorun olursa olsun koşar ve saygın ve sevilen kişiliğiyle örnek biriydi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu yapılan duaya eşlik edip Coşkun'un tabutuna, cenaze aracına kadar omuz verdi. Bugün de Coşkun için Ordu'nun Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Coşkun'un cenaze törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, İstanbul Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve çok sayıda siyaset ve iş dünyasından isimler katıldı. Coşkun için burada helallik alındı. Coşkun daha sonra Fatsa'da aile kabristanlığına defnedilerek sonsuzluğa uğurlandı. Anavatan Partisi eski il başkanı Sabri Türkmen'in eşi Özcan, Salih, Erkan Türkmen ve Selma Arslan'ın annesi Menekşe Türkmen vefat etti. Cenazesi bugün Ordu Ulu Cami'de kılındıktan sonra Gülyalı'daki aile kabristanlığına defnedildi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten, Fatiha-i Şeriflerden, İhlas-ı Şeriflerden hasıl olan sevabı peygamberlerimizin, ulemaların, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle okumuş. Cenazeyi Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biz de TV52 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, Menekşe teyzemizi kaybettik, Taner kardeşimizi kaybettik, tüfekçi Cemil Usta'yı kaybettik. Birçok isimle ilgili ilçelerden de vefat haberleri geldi. Hafta sonu dün aramızdan ayrılan tüm vatandaşlarımıza, dostlarımıza, yakınlarını kaybeden dostlarımıza sabır diliyoruz. Aramızdan ayrılanlara mekanınız cennet olsun, mekanları cennet olsun diyoruz. Merhume annemizin de ruhu şad olsun. Taner kardeşimizin de ruhu şad olsun. Vallahi seçim döneminde Taner kardeşimizle karşılaşmıştık.
stüdyo öncesinde güzel bir sohbetimiz olmuştu. O zaman hasta olduğunda hiç belli etmemişti bize ama hasta olduğunu biliyordu. Evlatlarına, ailesine bir kere daha Allah sabırlar versin diyelim. Mekanı cennet olsun sevgili kardeşimizin, arkadaşımızın. Evet, sevgili Tolga Türk Yılmaz günaydın. Hakan Yıldız günaydın. İlçe temsilcimiz, sevgili Hakan kardeşimiz dün sağ olsun en güzel şekilde bizleri ağırladı. Misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Hem Ünye'de hem İkizce'de. Şimdi Coşkun diyecek ki abi Kumru'ya ne zaman geleceksiniz, merak etme o da olacak. Evet, Cemal Genç'e Çatalpınar'dan soğuk bir salı sabahından günaydın demiş. Cemal inan burası da böyle. Araca bindik, cam buzlanmış, eksi dereceyi göstermeye ramak kalmış neredeyse. İdris Şensoy Tekirdağ'dan selamlar demiş ve soğuk kış ayında dışarıdaki yaşayan canlıları insan olarak yaşayan canlılara insan olarak yar ve yardımcı olalım saygılarımla demiş. Bir an acaba İdris mesajın devamını okunca sosyal bir mesaj mı verirken siyasi bir mesaj mı veriyor diye takıldık. Teşekkür ediyoruz. Doğru söylüyorsun. Şu anda insanların bile dışarıda bu kadar kendisini koruması, önlemini alması gerektiği bir yerde o hayvanları düşünemiyoruz. Katılıyorum kardeşim. Hamza Dil günaydın İstanbul'dan Belalan'a, Korgan Belalan'a selamlar sevgili dostum demiş. Teşekkür ediyoruz. Sana da selam olsun. Ahmet Kahraman günaydın demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Emine Karakoyun hayırlı sabahlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolay gelsin. Sevim Çayır hayırlı yayınlar. Günaydın Türkiye. Almanya'dan saygı ve selamlar memleketime, Türkiye'ye demiş. Güçlü Yöntem ve Fatma Önen de İstanbul'dan selam, sevgi ve saygılarını göndermiş. Evet, Fatma Gümlü ana, Fatma abla yaşıyor ve bir mesaj göndermiş. Günaydın yayınlar. Uzun zamandır takip edemedim. Konuk olarak ne zaman geliyorum demiş. En kısa sürede sevgili Fatma abla. Kendisi biliyorsunuz Fatsa'dan belediye başkan adayı oldu. Büyük Birlik Partisi'nden tek kadın adaydı. Çok renkli bir seçim dönemi geçirmişti. Onu ulusal basına çıkan, kendi seçim otobüsünü kullanan aday olarak hatırlayacaksınız. Fatma Yumlu'ya da selamlar. Tolga kardeşim, Tolga Türk Yılmaz, Nihat Alkan günaydın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, tüm günaydın mesajlarını okuduktan sonra. Şimdi dün İkizce'de ilginç bir durum vardı. Bir önceki günden gelen bir haber. Bakın İkizceli vatandaşların tepkisi neye? Ordu'nun İkizce ilçesinde 1800 nüfuslu mahallenin sakinleri 2B kapsamındaki arazilerinin satış fiyatlarının yüksek belirlendiği gerekçesiyle evlerini ve arsalarını bırakıp şehre yerleşmeyi düşünüyor. İkizce ilçesinin 300 haneli ve 1800 nüfuslu Seymenli mahallesinde vatandaşlar bir süre önce gelen haberlerle şaşkına döndü. Ama yaklaş yani abi. Mahalleli 2B kapsamındaki araziler için dönüm başına belirlenen 3000 lirayı çok yüksek buldu. Belirlenen rakamın üzerinden bazı vatandaşlara yaklaşık 80 bin lira ödeme geldi. Vatandaşlar arazilerin normal şartlarda değerli olmadığını, belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu ve bu parayı ödemeye imkanlarının olmadığını söyledi. İkizce ilçesi Seymenli Mahalle Muhtarı Nedim Sekmen, normal şartlarda arazinin değersiz olduğunu belirterek, vatandaşlarımızın bunu ödeyecek bir durumu kesinlikle yok çünkü çok pahalı dedi. 2B arazilerimizle alakalı vatandaşın isyanı burada belli zaten. 3000 lira gelmiş dönemine. Biz köyü bu şekilde devam ederse köyü hepimiz terk edeceğiz. Burası boş kalsın. Yani biz zor durumda vatandaş. Bunların çoğu 2000 lirayı, 1000 lirayı ödeyemeyecek vatandaş. Zaten gelirimiz yok bizim. Kırsal bölgedeyiz. Yani arazinin birine zaten katırla gitsen 2 saat daha önce gidiyorum. Burada 3000 lira dönüm arazi olur mu? Yani devletten yardım bekliyoruz. Bizim milletvekillerimizden, hepsinden, devletimizden yardım bekliyoruz. Durumumuz kötü. Vatandaşın yani çay içme parası yok zaten şu anda. Şu anın en fazla olan fındığı bir ton oluyor. Bir ton fındıkla 20 nüfusu nasıl geçirsin adam? Geçindirsin. Yani durumumuz kötü. Devletten yardım bekliyoruz. Yoksa bu şekilde bu köyü biz de boşaltacağız. Hep şehre ineceğiz. Devletimiz diyor kırsaldan
şehirden herkes köyüne dönsün diye, ama bu şekilde de biz köyü terk edip şehre gideceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt mahalleliyle telefonda görüşerek fiyatı belirlenmemiş yerlerde çalışmaların devam ettiğini, fiyatın belirlenip satın alınan yerlerde bir işlem yapılmadığını söyledi. İkizce ilçesi Seymenli Mahallesi'nde olduğu gibi hiç satışı olmayan yerlerde vatandaşları mağdur etmemek için yardımcı olacaklarını söyleyen vekil Enginyurt konuyla ilgileneceklerini aktardı. Dolayısıyla fiyat belirlenmemiş yerlerde çalışmalar devam ediyor. Fiyat belirlenmiş de satın alınmış yerlerde bir şey yapamıyoruz. Yani örneğin düşün, bir köyde 300 kişi var hak sahibi. Bunun yüzü almışsa bir şey yapamıyoruz. Ama hiç satış görmemişse, ki şu an olduğun yerde de hiç satış görmemiş zaten. O tür yerlerde yardımcı olacağız Allah izin verirse inşallah arkadaşım. Hepsine selam söyle. Sağ ol vekilim, bize de selam söyle. Devam ediyor, bu konuyu takip ediyoruz. Onlarıma da söyledim, inşallah Milli Emlak Müdürlüğü de bizim adımıza gitsin. Ki aklın aldın, Mecnun'a döndürdün çöp.
Valla meletten bir rüzgar estirdi. Sedat abi ordu güzeli dedi ama kliple ilgili değerlendirmeyi inşallah İstanbul'a geldiğimde seninle konuşacağız abi. Kolay gelsin sana da, oradaki tüm misafirlere de, çalışan kardeşlerimize de. Perşembe ya da cuma günü Allah nasip ederse erken geliyoruz, onu da söyleyelim. Bu arada perşembe ya da cuma gününde itibaren sevgili Ümit Atabay 3 gün boyunca ya da 4 gün boyunca bu programı bizim bu seyahat kısmımızda yapacak. Daha sonra pazartesinden itibaren İstanbul stüdyolarından hep birlikte yapacağız. Onu da söyleyelim. Yeni gün programını. Sevgili Ümit de olacak, Fatih de olacak. İnşallah Volkan da, kameraman arkadaşlarımız da. Çünkü bir hafta sonra ayın 24'ünde biliyorsunuz İstanbul'da TV52'nin önemli bir etkinliği var. Tanıtımı izlettirelim. 2019'un başarı ödülleri sahipleriyle buluşuyor. İş, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasının yıldızları 2019 yılı başarı ödüllerinde bir araya geliyor. Görkemli bir tören, muhteşem gala yemeği ve sürprizlerle dolu bir gece. TV 52 canlı yayınıyla birincisi düzenlenen TV 52 Başarı Ödülleri 24 Ocak 2020'de TV 52'de. Evet, bazı alanlar vardır insana kazandırır sevgili dostlar, ama önemli olan bu alanları televizyonda değerlendirmek. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Günaydın dostlar. Bizi satanı biz de satarız. Bunu da sosyal sorumluluk mesajı olarak verelim. Genç kardeşlerimize selamlar, sevgiler diyelim. Günün ilk günaydın mesajlarını aldık. Mesaj göndermiş dostlarımız, arkadaşlarımız. Evet, Cemal bir şey yazmışsın, birazdan okuyacağım. Sabri Hatun Büyük Keskin Sakarya'dan günaydın Akın Bey demiş. İbrahim Aydın günaydın Akın Bey, iyi yayınlar diliyoruz demiş. Evet, ölen kardeşimizin ve annemizin mekanları cennet olsun, ailelerine sabır versin demiş. Teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım o da bir başka mesaj göndermiş. Şimdi hafta sonu yaylada inanılmaz bir yoğunluk vardı. Önce Çambaşı Yaylası'na, oradan sizi Gölköy'e göndereceğiz. Çambaşı Yaylası'nda inanılmaz bir yoğunluk vardı ve Gölköy'deki yağan kar yağışı ile ilgili belediyenin yaptığı çalışma haberi sıradaki haberlerimiz. Vatandaşların kış aylarında hafta sonunu değerlendirdikleri tesise ulaşım sorunu yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi, Kabadüz Belediyesi ve Karayolları ekipleri yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede 7/24 çalışma yürüttüğünü belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Dursun Ali Kırmızıtaş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmaları gerektiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirten Başkan Kırmızıtaş, yapılan çalışmaya rağmen ulaşımda sorun yaşayan vatandaşlara çağrıda bulundu. Ordu'nun Gölköy ilçesinde yağan kar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Yolları kapatan kar belediye personelleri tarafından temizlenirken ulaşım sıkıntısı yaşanmıyor. Gölköy ilçesinde yer alan ve Ordu'nun önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi olan Ulugöl'ünde yolları temizleniyor. İş makinesi operatörü Lokman Çalışkan kar küreme çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Ordulu vatandaşlarımızın 7/24 saat Ulugöl'ümüze, Gölköy'ümüze güvenle gelebilirler. Hiçbir sıkıntımız yok. Yollarımız 24 saat açıktır. 24 saat hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız güvenli gelebilirler. Yalnız yanlarında zincir ve çeki halatlarıyla beraber biz buradayız. Bir telefon kadar yakınız. Evet, kış lastiği. Ordu Belediyesi ve ilçe belediyesi, Gölköy Belediyesi olarak. Buzlamalarımızı, her şeyimizi, önlemlerimizi alıyoruz. Şu anda buzlamaya gerek duymuyoruz.
Sadece hava ayaza çektiğinde buzlamamızı yapıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Başka bölgelerde bütün şimdi bizim 15 aşağı yukarı 22-23 tane iş makinemiz var. Bütün bölgelerde herkes karla mücadelesini talebe göre yapıyoruz. 7-24 saat nöbetçi olarak bekliyoruz. Yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Yaklaşık kaç ekiple çalışıyorsunuz? Yaklaşık aşağı yukarı Büyükşehir ve ilçe belediyesiyle beraber aşağı yukarı 22-23 ekiple beraber çalışıyoruz Gölköy'de. Evet, ne güzel böyle kar manzaraları, kar yağışını görmek, izlemek. Sevgili Korkut Karakoç, günaydın kardeşim. Ordu Beşiktaşlar Derneği'nin başkanlığını yapıyordu. Benim de çok sevdiğim dostum, kardeşim, arkadaşım. Şimdi görevi Mustafa Kaya'ya devrettin ama Mustafa Kaya konuşmasını tartışabiliriz diyorum. Çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, işte Melih var, Fenerbahçeliler Dernek Başkanı, işte Galatasaraylılar Dernek Başkanı, sevgili Burçin kardeşim var. Artık bu hani Beşiktaşlar, Galatasaraylılar, Fenerliler, dernek başkanları yavaş yavaş Ordu Spor çatısı altında herkesi birleşmeye davet ediyoruz. Ama hangi Ordu Spor olduğu konusunda hala kafalar karışık, onu da söyleyelim. Yeni Ordu Spor, Ordu Spor 1967, Altın Ordu Belediye Spor. Gönlümüz istiyor ki bu üç takımımızda tek bir Ordu adı altında birleşsinler ki o eski maziyi dolu tribünlerle ve aynı coşkuyla, enerjiyle yaşayalım. Hafta sonu futbol takımlarımız için güzel sonuçlar vardı. Fas'a Belediyespor yendi. Ordu Spor deplasmanda futbol kulübü FK Ordu Spor son anda yediği bir golle, talihsiz bir golle 3 puanı kaçırdı. Ve amatör kümede mücadele eden Has Ordu Spor, o da 3-0 gibi bir skor aldı. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Şimdi Şenol kardeşim bana bir paylaşım göndermişti. Onu da birazdan okuyacağım, aktaracağım. Sosyal medya üzerinden bir yazı göndermişti. Ama isterseniz şu kar yağışı ile ilgili 8. haberimiz var. O haberi bir izletelim, sonra size okuyacaklarım var. Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Gölköy, Akkuş, Misudiye gibi ilçelerde yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ordu'nun Misudiye ilçesinde yağan kar nedeniyle güzel manzaralar ortaya çıktı. İlçe merkezine yağan kar ilçenin beyaza bürünmesine sebep oldu. Evet, her yerden kar manzaraları geliyor sevgili Atilla Şimşek abi. Evet, belgeselde izledik, renkli papagant zaman zaman kil yiyordu. Demek ki kilde sağlık var demiş, işte Ünye'deydik. Kilin ne kadar sağlıklı olduğu, özellikle kilin bağırsakları temizlediği ve kanserli hücreleri öldürdüğü yönünde bir bilgi var. Onu da söyleyelim. Evet, dün sevgili Şenol kardeşimiz bakın şöyle bir yazı göndermiş. O yazıyı okuyacağım. Bayağı da uzun bir yazı. Önemli duyuru. Bilindik üzere diyor, yıllardır zorlu süreç içerisinde olan Ordu Sporumuzun bu sene itibariyle tekrar eski günlerine dönmesi için profesyonel bir çalışma içerisinde olduğunu hem taraftar olarak hem de yönetim olarak üstlenmiş durumdayız. 1967 Ordu Spor cephesi arkadaşlar. Bu süreç çerçevesinde bizler de Forza Fidan Gör grubu olarak profesyonel bir yapıya sahip olmak ve taraftar desteğimizi şehrimizden Türkiye'nin tüm illerinde ve dünyanın birçok ülkesinde bulunduğu hemşehrilerimize duyurmak amacıyla 1967 Ordu Spor Taraftarlar Derneği'nin faaliyetlerini başlatarak tüm Ordu Spor sevdalarını tek bir çete altında toplama kararı aldık. Uzun yıllardır devam etmekte olan fakat faaliyetlerini hem maddi hem manevi zorluklar sebebiyle askıya alan 1967 Ordu Spor Taraftarlar Derneği'nin tekrar faaliyete geçirmek ve bundan sonraki süreçlerinde destek, yardımlaşma, tanıtım oluşumlarında bulunmak kaydıyla bu cumartesi yani 18.01.2020 günü saat 19.30'da mabedimiz olan 19 Eylül Stadyumu basın toplantı salonunda olağanüstü genel kurul kararı almış bulunmaktayız. Tüm halkımızı, Ordu Spor sevdalarını
Şehrimizin iş adamları, esnafları, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin herkese davet ediyoruz. Gelin hep birlikte başaralım. Gelin efsane Orduspor'u tekrar eski günlerine döndürelim. Gelin hep birlikte çocuklarımıza, torunlarımıza, kardeşlerimize büyük bir sevda bırakalım. Unutma, savaşırsan değil, vazgeçersen kaybedersin. Evet, Şenol kardeşim ve Fidan Gör grubunun, Forza Fidan Gör grubunun temsilciliğini dostlarıyla, arkadaşlarıyla birlikte yapıyor. Cumartesi günü bu taraftarlar grubunun çağrısını dikkate alacağınızı ümit ediyoruz diyelim. Ama tabii sevgili Şenol, bir taraftan da bunu yaparken geçtiğimiz günlerde Savaş kardeşime de söyledim, sevgili Savaş Şimşek. O da 1967 Ordu Spor Kulüp Başkanı. Ne olur işte şu aradaki Sayın Şükrü Bodur Ordu Spor FK'nın başkanı, sevgili Fatih Sarı Altınordu Belediye Spor'un başkanı, Savaş Şimşek de 1967 Ordu Spor'un başkanı. Şu üç başlığında bir an önce nasıl olacaksa, bakın bu konuda kim radikal önlem alma noktasında, ki Sayın Mehmet Hilmi Güler'in birçok çabası olduktan sonra yani durumu biraz böyle şey bir duruma bıraktı. En son eleştirilecek olan kişi burada Sayın Mehmet Hilmi Güler'dir. Çünkü ondan önceki dönemde yaşanan bir kaosun, bir sarmalın faturasıyla hiçbir alakası olmadığını söylüyoruz ama bir an önce kulüp başkanlarının bir araya gelmesi, belki bu sezon böyle devam edecek ama önümüzdeki sezonda bu çok başlılığı görmek istemediğimizi, bunu tüm spor kamuoyunun da aynı şekilde söylediğini, yani kim haklı kim haksızdan öte, kim şu kadar para harcadı, bu kadar emek harcadı yerine bir an önce bu birleşmeyi, bu tek bir çatı altında toplanmayı başarmalıyız diyorum. Bu çok önemli. Savaş kardeşimin de haklı eleştirileri, isyanları var. Kendisinin yalnız bırakıldığını, özellikle basın tarafında yalnız bırakıldığını söylüyor. Ben kendisine davetimi, yüz yüze söylediğim davetimi buradan ekranlardan da söylüyorum. Savaş kardeşim, bence ekrana çıkmalısın, yaşadıklarını anlatmalısın. Kamuoyu bir de senin ağzından yaşadığın sorunları, sıkıntıları dinlemeli diyelim. Ama şunu unutmayalım, bakın gerçekten öyle. Sayın Şükrü Bodur için de öyle, Sayın bir önceki eski Ordu Spor Kulüp Başkanları için de öyle, sevgili Savaş ve Fatih için de öyle. Bunlar hep bir bayrak yarışı. Bugün siz oluyorsunuz, dün biz vardık. Bir başkası ertesi gün olacak. O yüzden bu spordaki birleşmeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Sezer kardeşim günaydın. Sezer Karayiğit, Yaşar Kazancı Ankara'dan her zaman olduğu gibi selam, sevgi, saygı. Sevgili Arife Türkoğlu Araç günaydın efendim. Mehmet Yapıcı hayırlı sabahlar günaydın demiş. Uğur Kubaloğlu günaydın Uğur abi. Ve sevgili Bülent Akçay, günaydın uykudan uyanan bebeğe, sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciye, bakkal amcaya, yatağından yatan hastaya, günaydın herkese candan yürekten, günaydın dostlar, tanıdıklar, tanımadıklar, çapa çapalayan yaşlı teyzeye, sınırda bekleyen Mehmetçiğe, anasının rahmine düşen Cenine, mendil satan çocuklara, günaydın dostlara herkes. Evet, sabahın erken saatinde kalkan işçiye, gece nöbetini devreden bekçiye. Ben de katkı sunayım Bülent Akçay'a deyip ben de devam ettireyim. Herkese günaydın. Gününüz güzel geçiyordur inşallah. Uyanın. Saat 08.15 hadi bakalım. Gün başlayalı daha. İnanın ben kalktığımda 06.15'ti sevgili izleyiciler. Yani buraya bu programa çıkacağız. Daha enerjik, dinamik olacağız diye. Aykut'la birlikte saat tam 7'de geldik. Olcay'ı bekliyorduk. Olcay gelmedi. Evet, Olcay bizim kameramanımız, şef kameramanımız. Tabii şöyle bir durum var, şef kameraman, bir de yardımcı şef var, o da Selçuk. Bir de asistanları var, o da Akif, zaten üç kişiler. Ama o şef kameraman, gönlümüzün şef kameramanı. Seviyoruz sevgili Olcay kardeşimizi, ona da selam, sevgi, saygı. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler'in çöple ilgili bir açıklaması var. Ardından yine bir Ordu Büyükşehir haberi, 9 ve 12. haberleri izletelim sizlere. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ünye ilçesini ziyaret ederek Ünye Akçay mevkiinde bulunan eski vahşi çöp depolama alanı ve köpek barınağında incelemelerde bulundu. Aynı zamanda Ünye'de mevcutta bulunan iskele üzerinde yapılan yenileme çalışmaları sonrasında değerlendirmeler de yaptı. Ünye'deki 35 yıllık çöp sorununu bir hamlede çözüme kavuşturan ve köpeklerin daha iyi bir ortamda yaşaması için çalışmalar başlatan Başkan Güler, yapılan çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerden bilgi aldı.
İskele üzerinde incelemelerde de bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, çalışmaların çağdaş bir uygulamaya da örnek olacağını söyledi. 35 yıllık vahşi çöp depolama sorununa neşter vuran Güler, çalışmalarımıza devam ederek burayı sosyal tesis alanına kavuşturup halkımıza kazandıracağız dedi. Şimdi burası hafriyat içinde şevler oluşturarak yapıyoruz. Burası vahşi bir çöplüktü. Şimdi alttan gaz borularını da yerleştirdik. Şimdi üzerine hafriyat döküyoruz. Ve burası aynı zamanda yeni bir yerleşim alanı olacak daha sonra. Bununla ilgili biraz önce bahsettiğim sosyal tesisleri buraya yapacağız. Burası Ünye'nin aslında en güzel yerlerinden bir tanesi olacak. Köpeklerin daha özgür şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalarına hız veren Başkan Güler, 400 köpek kulübesini hayvan popülasyonunun yoğun olarak bulunduğu ve Ünye'deki hayvan sevkiyat merkezinin de içinde bulunduğu alana yerleştirdik dedi. Gördüğünüz gibi içinde gayet mutlu bir şekilde canlarımız hayatlarını, yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu paletlerde, atık paletlerden yaptık. İşlerini de gayet konforlu bir hale getirdik. Şimdi bunları bütün kırsal alanlara da koyuyoruz. Orada özgür bir şekilde de yaşıyorlar. Ama veterinerlerimiz de gözetim altında. Onları uzaktan takip ediyoruz. Aynı zamanda da özgürlüklerini sağlamış oluyoruz böylece. Ünye eskelesinde yapılan çalışmalar sonrası incelemelerde bulunan Başkan Güler, mevcutta bulunan Ünye eskelesi üzerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yaparak modern bir görünüme kavuşturduk dedi. Denizden yaklaşık 500 metre yükseklikteki Boztepe'de satış birimleri, büfe ve peyzaj düzenleme projesinin yapım çalışmalarına başlayan ekipler, ziyaretçilere Ordu manzarasını rahatça izleyebilecekleri ve yöresel ürünleri satın alabilecekleri bir alan kazandıracak. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Boztepe'de mevcutta araç yolu olarak kullanılan 7 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğundaki alanın tamamını yürüyüş aksı olarak planlayarak proje çalışmalarına başladı. Yayalaştırma çalışması yapılacak alan, satış birimleri, büfe ve peyzaj düzenlemesinin ardından modern görünümüyle hizmete sunulacak. Proje kapsamında alan içerisinde düzensiz olarak satış yapan tezgahlar içinde tip mimari model belirlenerek toplamda 27 adet satış birimi tasarlandı. Yapılan çalışmalarla vatandaşlar hem Boztepe'nin tadını doyasıya çıkarabilecek hem de araç trafiği olmadan rahatça gezip alışveriş yapabilecekleri bir alana kavuşacak. Evet, gerçekten bu manzarayla sizi baş başa bırakmak istedim. Güzel şeyler olacak Ordu'da. Sevgili Mehmet Hilmi Güler ve ekip çok önemli. O sık sık söylüyor. Bu işi ben tek başıma yapamam. Bu iş bir ekip meselesi. O yüzden ekibime çok güveniyorum. İşte Genel Sekreter sevgili Coşkun Alp, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Erdal, Gülderen, Suat Bey, Bülent Şişman ve ekibe yeni gelenler, Ordu'daki ekip ortaya güzel işler çıkartacak. Ondan hiçbir şüphemiz yok. Sevgili başkanımıza güveniyoruz. Hem ilçeleri hem Ordu'yu bir marka, vizyon şehir yapacak. Bu güzel projelere heyecanla ve bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sevgili başkanımıza da kolay gelsin diyoruz sevgili izleyiciler. Evet, birazdan konuklarımız var. Şu anda stüdyoda hazırlık yapılıyor. Konuklarımız birazdan gelecek. Türk Halk Müziği ziyafeti var burada arkadaşlar. Sevgili Taner Can ve Hamaget ekibi birazdan burada olacaklar. Biz de onları sizlerle buluşturacağız. Ama önce isterseniz size TV'lik Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri şöyle bir tadımlık izlettirelim bakalım. Dün akşam Haber Merkezi'nin hazırladığı haberlerde neler var? 10. haberle başlayalım. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, kahverengi kokarcanın sadece fındığa değil birçok ürüne ciddi zararlarının olduğundan bahsetti. Kahverengi kokarcanın ülkemize Gürcistan'dan girdiğini düşündüklerini de belirtti. Kahverengi kokarca dediğiniz gibi sadece fındığa değil pek çok meyvede polifak bir zararlı, pek çok meyveye zararlı olan, elmadan tutun turunçgile kadar zararlı olan bir zararlı. Biz
önce de Gürcistan'dan girdiğini tahmin etmekteyiz. 2016 yıllarında Gürcistan'da fındık bahçelerinde görüldü ve o dönem oralarda çok büyük zarar yaptı. Tabii ki Gürcistan sınır kapısından gidişler gelişler oldukça fazla. Ülkemizde de bu zararlı giriş yaptı maalesef. Fakat dediğiniz gibi bakanlık olarak hızlı tedbir alındı. Özellikle Artvin'deki tarım müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, TAGEM'in ve bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle önlemler alındı. Yürüyen bir proje var. Bu projeyi aynı zamanda yine Karadeniz İhracatçı Birliği'nin de maddi desteği var bu projeye. Tuzaklar alındı böceklere karşı. Biz ilk etapta Karadeniz kıyılarında zararlının surveyini yaptık. Yani hangi alanlarda var bunu tespit etmek istedik. Ve tabii ki tahminlerimizin doğrultusunda da Artvin'de ve Rize'de görüldü bu böcek türü yapılan surveylerle. Akar, enstitü olarak kahverengi kokarcaya karşı aldıkları önlemlerden de bahsetti. Ancak yine ziraat odalarımızı, üreticilerimizi, tarım teşkilatlarımızı bilgilendirdik. Tam bu dönemde böceklerin kışlaklara çekildiği, konakladığı yerlerde böceklerin toplanarak imha edilmesi gerekiyor. Bu anlamda gerekli eğitimler verildi, uyarılar yapıldı. Yani böceğin çok daha fazla yaygınlaşmaması adına şu anda tedbirler alındı. Bunu da yine TAGEM'e bağlı, genel müdürlüğümüze bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü liderliğini yapıyor bu projenin. Biz de projenin içinde dahil olarak devam etmekteyiz. Bu fiyat tarihlerine uyarsanız, bir rekabet içine girmezseniz hakikat para kazanırsınız. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Madeni Eşyalar Odası'nın davetlisi olarak bayan kuaförleriyle bir araya geldi. İmra etmeye başladık. 8 Mayıs. Başkan Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte karar almanın önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik esnaflarımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır dedi. Hep beraber fikir almanın hepimizin işine gerek kalite anlamında gerekse ticari anlamda katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bir iş, bir sektörde birlik beraberlik yoksa maalesef o sektörde bereketin beklenmesi, çok başlılığın beklenmesi kadar normal. Kahve Ateşi'nde bayan kuaförleriyle gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş yaptı. Mesleğimizi biraz daha icra ederseniz. Başkan Ayhan Baş'ın da tavsiyesiyle bayan kuaförleri iş yerlerinin istedikleri bir gün kapalı olmasında ve kuaförler gecesi yapılması konusunda oy birliğiyle karar aldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar toplantıda yaptığı konuşmada birlikte fikir alışverişinde bulunmanın işlerde kaliteyi arttıracağını belirtti. Kendi aranızda birlik beraberliği sağladığınızda, aldığınız kararları hep beraber riayet ettiğinizde karlılığınızı, sektörün sorunlarını rahat bir şekilde tartışabileceğiniz, kazancınızı yükseltebileceğiniz bir sektördesiniz. Bunu ben sizler açısından şanslı görüyorum. Önceki hafta yine burada erkek kuaförü arkadaşlarımızla bir aradaydık. Onların da bir takım sorunları vardı, tartıştık. Bir esnaf kardeşiniz olarak söylüyorum. Her geçen gün tabii ki esnafımızın karlılığı, sektörün sorunları, pastanın payı her geçen gün azalıyor. Bu bağlamda işimizi daha iyi yapmak, gelen müşterimizi daha memnun ayırmak ve örnek veriyorum bir müşteriden daha fazla gelir elde etmek yine sizlerin becerisi içerisinde. Ben bunu erkek arkadaşlarımıza önermiştim ama sizlere çok önermiyorum. Sizler zaten hassas bir biçimde gelen müşteriden en fazla memnuniyeti sağlayıp nasıl gelir alabiliriz? Bunun en iyi hesabı. Yapılan konuşmaların ardından Madeni Eşyalar Odası Başkanı Ayhan Baş, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a plaket takdim ederken odanın ilk üyesi Şadiye Öklük'ün plaketini de Başkan Kibar'a verdi. Madeni Eşyalar Odası'nın en son ve en genç üyesi Zehra Demirci'ye de plaket verildi. Size çok teşekkür ediyorum. Karaağaç, Avcalak ve Çevre Köyleri Derneği üyeleri kahvaltı programında bir araya gelerek dernek başkanı seçimi yapıldı. Evet.
Yeni başkan Mustafa Topaloğlu oldu. Daha sonra konuşmalara geçildi. Programın açılış konuşmasını kurucu başkan Erdoğan Tongal yaptı. DNA'mızı Karaağaç DNA olarak kurduk. Arkadaşlarımın talebi üzerine biz metropol İstanbul'da büyük bir şehirde Kaynartaş, Karaağaç ve Avcılak köyleri olarak hep aile olduğumuz için, kardeş olduğumuz için bir arada olmak istedik. Yoğunluk DNA'nın çoğu da Yoğunluk DNA'nın üyeydi arkadaşlarımız. Karaağaç DNA olarak Karaağaç DNA'nı kurduk. Ben bu İstanbul gibi şehirde bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimize her zaman desteklerimi yanında olmak istediğimi beyan ettim. Karaağaç, Avcılak ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı Mustafa Topaloğlu ise İstanbul ile İkizce arasında köprü vazifesi göreceğiz dedi. Şimdi üyelerimizin hepsine hoş geldiniz diyorum. Kıymetli dostlarımız, bildiğiniz üzere Karaağaç, Avcılak ve Çevre Köyleri Derneğimiz yaklaşık yani 5 yıl önce Erdoğan Başkanımızın öncülüğünde kurmuştuk biliyorsunuz. Bugünümüze kadar görev yapan başkanlarımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren şahsıma tevhiye edilen başkanlığımla ve hizmet yarışı görevini en iyi şekilde icra etmeye çalışacağım. Görevimize layıkıyla İkizce ve İstanbul arası bir köprü vazifesi görerek, derneğimizin çatısını yükselterek hep birlikte her yıl çeşitli aktivitelerle hizmetimize devam edeceğiz inşallah. Sizlerle beraber tabi bu. Sizlerle birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağımıza şimdiden söz veriyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Konuşmaların ardından dernek üyeleri yeni başkan Topaloğlu'nu tebrik etti. Yeni arkadaşımız, abimiz Mustafa Topaloğlu'na da yeni görevlerinde başarılar dilerim. Yeni başkanımıza şimdiden hayırlı olsun. Maddi manevi her zaman yanındayız. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi yeni başkanımıza devrediyoruz. Yeni görevinde başarılar dilerim. Yeni yönetimin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük ve önemli uluslararası turizm fuarı EMIT 30 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Alanı'nda yapılacak. Bu kapsamda Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürleri Artvin'de bir araya geldi. İl müdürleri ilk olarak Artvin Valisi Yılmaz Duruk'u ziyaret ettiler. Daha sonra fuar için toplantı yaparak istişarelerde bulundular. Toplantı sonrası açıklama yapan Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş, turizmi en iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını söyledi. Biz bir 6 yıl olarak bir güç birliği oluşturmak suretiyle turizmi en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ederim. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise işbirliği adına toplantının verimli geçtiğini kaydetti. Çok güzel verimli toplantı oldu. Özellikle birliktelik adına, işbirliği adına inşallah diğer zamanlarda, diğer toplantılarda böyle verimli geçer. Artık Karadeniz tek destinasyon, tek pazarlanacak. Hep birlikte bunun için buradayız. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da bölgemizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamak için bu tür toplantılar çok önemli dedi. Son yıllarda Karadeniz önemli bir destinasyon haline gelmeye başladı. Dolayısıyla sahip olduğu kültür hazinelerini ve doğal güzelliklerini en iyi şekilde pazarlaması gerekiyor. Ve bunu da yapabilmek için ilk önce işbirliği anlamında tüm müdürlerimizle ve tüm sektörümüzle bir arada olmamız gerekiyor. Bunun altyapı çalışmalarını oluşturduk. Hızlıca inşallah bundan sonra yapacağımız tüm çalışmalarda birlikte hareket ederek bölgemizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülkemize daha fazla turist gelmesini, bunun yanı sıra bölgemizin de illerimizin de bu gelen turist payından daha fazla pay almasını sağlayacak bir altyapıyı oluşturmamız gerektiğini düşünenlerdenim. Az önce müdürümün de ifade ettiği gibi Karadeniz tek destinasyondur mantığıyla hareket ederek tüm illerimizin turizm açısından kalkınmasını sağlamak konusunda birlikte hareket ediyoruz. Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci de toplantıların turizmi daha da geliştirmek adına önemli olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin turizm gelirlerinin yükselmesi 2023 vizyonuna turizmin çok önemli bir başlık ayırıyor olması, Doğu Karadeniz bölgesi olarak bizlerin de turizm başlığı adı altında farklı şeyler yapma, birlikte hareket edebilmek gibi bazı çabaları ekstra göstermemiz gerektiğini ifade ediyor. Ben buradaki toplantı da bu anlamda çok önemli. Son olarak konuşan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ise fikirlerimizi birbirimizle paylaşarak önümüzü daha da açıyoruz dedi. Çok yararlı bir faaliyet, hem birbirimizi yaptıklarından haberdar olmak hem de kendi yapacaklarımızı söyleyerek önümüzü açmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugünkü toplantımız da güzel oldu. Artvin'in müdürümüz ve bizleri kabul eden sahibi valimize teşekkür ediyoruz. Hem konularımızı konuşup önümüzde katılacağımız fuarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Fuarın son şeklini burada bir kere daha değerlendirdik. Ayrıca bize neler yapabiliriz? Bunları konuştuk. Çok yararlı bir toplantı oldu. Evet, sevgili Ercan Çelenk, günaydın. Korkut kardeşim diyor ki ilk göz ağrımız Ordu Spor diyor. Fatma Hanım, size de yeni şubeniz ve Ordu'da açacağınız işletme için başarılar diyoruz. Sevgili Halil Çakır, Ordu'da İstanbulluların en önemli isimlerinden bir tanesi. İstanbul'daki orduların en önemli isimlerinden bir tanesi. Uzun yıllar Şişli Belediyesi'nde Sağlık Komisyon Başkanlığı, Başkan Danışmanlığı, sevgili Sarıgül ve ekibinde başkan yardımcılığı yapmış çok sevdiğimiz bir dostumuz, ağabeyimiz. Sayın Çiçek, sizi zaman buldukça izliyorum. İyi yayınlar diyorum ve diyor ki Melet Irmağı üzerine yapılmak istenen HES'lere karşı derneklerimizle bugün ve yarın hedeflerin bu vadiye yapılmaması için mesuliyet olacağız. Maalesef yapıldığı takdirde Melet Irmağı kurmuş olacak. Bunun sıkıntılarını Mesudiye'den Ordu'ya kadar bütün Melet Havzası yaşayacak diyor. Bakın, tekrar söylüyorum, Melet Irmağı üzerine yapılmak istenen HES'lere karşı Mesudiye dernekleri şu anda havaalanına gidiyorlar. Orada hareket ediyorlar. Biz de onları takip edeceğiz, haber yapacağız, haberleri de değerlendireceğiz. Ama çok büyük bir tehlike Melet Havzasını beklemekte diyor. O yüzden diyor Mesudiye'den Ordu'ya kadar bütün Melet Havzası'nın kurumaması adına bu eyleme oradaki STK'ları da beklediğimizi biz de söylüyoruz diyelim ve sevgili Ali Çakır'ı da en kısa sürede burada bu stüdyoda ağırlayıp konu ile ilgili detay bilgi almak istiyoruz. Durum nedir? Hangi bölge? Ne yapılmak isteniyor? Bunu da uyaralım. Sevgili Ahmet Akçay, Sayın Belediye Başkanı hayvanlardan çok hayvanları daha fazla önemsiyor, bizi önemsemiyor diyor çöp meselesiyle ilgili. Ya bu tespitine şöyle katılamıyorum, çünkü Cuma akşamı TV'likilik programdan sonra Sayın Başkan'la konuşup bu çöp meselesini de sorduğumuzda olayla ilgili inanın hem sizleri rahatlatacak bir önlemin alındığını hem de ekip arkadaşların orada yoğun bir şekilde, yani sizlerin söylediği gibi orada bir sıkıntı varsa çözülmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade etti. Bunu da bekleyip görmek lazım. Durum nedir, ne değildir, bunu zaman gösterecek. Hiç merak etmeyin. Biz de takipçi olacağız Ahmet kardeşim. Evet, çöp nöbetine de devam demiş. Sana da, oradaki tüm dostlara da kolay gelsin. Bakın, çöp meselesini TV52 söylemiyor demek ki siz söylemediniz ama dün ve bir önceki gün biraz böyle sosyal medyada bir kirlilik görüyorum. Haksızlık olur. Dün de İkizce'deydik. Şu anda Çaybaşı Kaymakamlığı'na da vekalet etmekte. Sevgili Kaymakamımızla birlikteydik. O resmi göstermenizi rica ediyorum. Sevgili Kaymakamımız oldukça bu konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini ve şu anda vekaleten bile bakmış olsa oradaki vatandaşların merak etmemeleri gerektiğini ve çöp meselesinin en kısa sürede çözüleceğini ifade etti. Sevgili kaymakamımız bu arada hafta sonu askere gidiyor, askerlik görevini yapacak ama en kısa sürede aramızda olacak. Ona da başarılar dileyelim. Sevgili izleyiciler, WhatsApp ihbar hattına yazdığınız mesajlar var. Kocaeli'nden, Adapazarı'ndan, Gölcük'ten, İzmit'ten izleyen dostlarımız var. İstanbul'dan, Marmara bölgesinden, Tekirdağ'dan, Edirne'den, Soma'dan, İzmir'den yazan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Memleketten haberleri sizlere vermeye çalışıyoruz. Şimdi bu Melet Havzası'ndaki olayla ilgili bir detay rica etmiştim sevgili Çakır'dan ama bakın, burada yapılacak olan Melet'in doğduğu alandan Mesudiye merkezine kadar 4 adet HES projesi yapılacağını ve bu havzanın böyle giderse çok sıkıntı yaşayacağını ve Melet Havzası'nın sıkıntısının tüm Ordu şehrini etkileyeceğini söylemekte.
Şimdi bununla ilgili iki adet görsel var. Bu görseli sizlere aktaracağım. Ve evet, çevreye karşı son dönemde fazlasıyla hassasız. Niye hassasız sevgili izleyiciler? Çünkü doğanın katledilmesini, doğada yaşayan tüm ekolojik dengeyi bozacağına inandığımız faaliyetleri bir taraftan eleştirirken, diğer taraftan da evet, bunun da ihtiyaç olduğu yerler, noktalar, alanlar var. Ama bizim önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın bize gönderdiği bu paylaşımların doğruluğu ve gerçekliği. İşte Meled'deki bu Aykut görsellerini ekrana vermeni rica ediyorum. Hatta tam ekrandan verirsen biz de tam ekrandan buna bir bakalım. Bu durumu, genel görüntüyü gösterebilecek miyiz Olcay? Evet, bu haritaları ekrana verelim ve bakın, bu haritalar üzerine konuşalım. Meled'den itibaren başlayacak olan bu HES projeleri sıkıntı yaratabiliyor. İşte burada bakın, arkadaşlarımız göstermişler. Evet, genel görüntüyü de biz de veriyorsanız arkadaşlar, rica ediyorum. Bakın, burada Meled Havzası'na yapılması düşünülen proje. İşte bu proje, diğer görselle de göstereceksiniz, dört farklı noktada yer almakta. İşte bu dört farklı nokta, eğer bu HES'ler yapılırsa Meled'in iddia o. İşte 15 Temmuz Gölbaşı HES, regülatör ve buradaki noktalardaki bu yerleştirecek olan HES'ler ilerleyen süreçte Meled Havzası'nı sıkıntıya sokabilecek düzeyde. Bununla ilgili yarın ve öbürsü gün eylem yapacak İstanbul'dan gelen Mesudiyeler Dernekleri. Eğer burada böyle bir risk varsa da yetkilileri uyarmak da bizim boynumuzun borcu sevgili izleyiciler. Bunu sık sık söylüyoruz. Evet, bir takım işte enerji santralleri, jeotermik santraller yapılmakta Türkiye'nin farklı yörelerine, ama işte bu su havzalarına yapılan bu işte santral HES projeleri eğer yöreyi de sıkıntıya sokacaksa, bunun bir kere daha düşünülmesini ya da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu haberleri paylaşıyoruz. Sevgili Halil Çakır'a da ben teşekkür ediyorum. Umalım, ümit edelim burada sağduyu ortaya çıksın. Yetkililer de bunun böyle olmadığını açıklasınlar. Biz de sürecin takipçisi olalım. Hem bugünkü hem yarınki eylemleri de, yapılacak olan gösterileri de biz de takip edeceğiz. Tıpkı Çaybaşı'nı takip ettiğimiz gibi, tıpkı daha önceki Fas'taki ve Ünye'deki ve turna suyuna yapılmak istenen HES'lerde olduğu gibi, son dönemde bu HES'ler çok fazla moda oldu. Ama Karadeniz bu konuda isyan ediyor. 21. yüzyılın savaşı su savaşları mı olacak diye böyle sık sık senaryolar duymaktasınız. Umarım böyle olmaz. Umarım yöremiz ve bölgemiz bu yapılan HES'lerden sonra memleketin en sulak noktaları olan Karadeniz bölgesinde çevresel sıkıntılar ortaya çıkmaz. Biz de takipçisiyiz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Şimdi mahalli basına bakalım. Mahalli basında ne var? Hangi gazetemiz var? Arkaya da verebiliriz. Arka fona da verebiliriz. Biz de ekrandan okuruz. Evet. Fatsa'daki gazetemiz. Bakın, Fatsa'daki mahalli gazetemiz daha dinamik ve daha bir mutlu Fatsa diyen sevgili İbrahim Ethem Kibar'ın haberini ve Taner Coşkun'un cenaze merasimiyle ilgili bir bilgilendirme haberi var. Bu arada hemen hatırlatalım. Bugün bir cenaze daha var Fatsa'da. Sevgili Olcay ile birlikte programdan sonra oraya da gideceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Murat Hazledar'ın yardımcısıydı. Yakın dostu ve arkadaşıydı. Aynı kameradayız. Olcay'da mıyız, genelde miyiz arkadaşlar? Evet, tamam, özür dilerim. Sevgili Murat Saçlı babasını kaybetti. Fatsa'lı sevgili Murat Saçlı kardeşimiz İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkanlığı da yapmıştı. O da babasını kaybetti. Bugün bir başka cenaze merasimi daha Fas'ta yapılmakta. Evet. Sıradaki mahalli gazetemizle devam edelim. Birazdan kısa bir araya gideceğiz. Hangi gazetemiz var sırada sevgili Aykut? Hayat Gazetesi var. Harikasın. Evet. Vurun muhasebeciye. Bakın sevgili Bahadır Baş, muhasebecilere herkesin kızdığını söylüyor ama sistemin çalışmadığını isyan eden bir açıklamasını yakınlaşalım. Orada Hayat Gazetesi'nde işte görüyorsunuz, yeni yılın ilk seminerinde konuştu sevgili Bahadır Baş.
poşet uygulamasında yaşadıkları stresi hatırlatarak şimdi aynı konunun e-arşiv faturada olduğunu söyleyerek entegratör firmalarla gelir dersini arşiv fatura düzenleme sisteminin çalışmadığını söylemiş ve devlet kurumlarında kervan yolda düzelir mantığı hakim diyen baş, bilinmeli ki sorunlar yolda çözülmüyor, mali müşavirler strese giriyor, yaşamlarını kaybedebiliyorlar demiş. Evet, orada Hayat Gazetesi'nde 7 zehir taciri tutuklandı, Boztepe ile ilgili bir başka haber var. Alt kısımlarda o haberlere de bir yakınlaşmanızı rica ediyorum. Evet, Boztepe parmakla gösterilecek. Boztepe'de biraz önce size haberini de okuduk. Yapılacak olan proje anlatılmış. Fındık kozalak akarı tehlikesi Arslan Soy'dan uyardı. Eğer önlem alınmazsa mahsulün doğmasını engelleyecek olan fındık kozalak müjdesinden, riskinden bahsediyor. Evet. Dün tüfekçi Cemil Usta'yı kaybettik. Cemil Usta'ya da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili Taner Coşkun'un cenaze haberi, Menekşe Türkmen annemizin cenaze haberi de yine Hayat Gazetesi'nde yer almakta. Jandarma ve ordu polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Görüyorsunuz, diğer taraftan da tarihi eser kaçakçıları da yine ortalıkta dolaşmaya devam ediyorlar. Şimdi sıradan hangi gazetemiz var? Bir genelden verelim. Evet, Hürses Gazetesi. Eziyet yolu oldu. Neden bahsediyor Hürses Gazetesi? Hafta sonu yaylada Çambaşı yolunda maalesef vatandaşların sıkıntı yaşadığını söylüyor. Evet, karayollarında, belediyenin de ekiplerinde çalışması gerekiyor. Ancak yaylaya gidecek olan arkadaşlarımız, siz de hem kış lastiklerinizi takmanız hem de yanınızda zincir bulundurmanız gerekiyor. Aksi takdirde en kolayı, kabahati ya belediyeye ya da devlet yetkililerine bulmak. Siz önleminizi aldınız mı arkadaşlar? Yani aracınızda kar lastiği vardı da yolda mı kaldınız sevgili Muzaffer Kuvan? Muzaffer'e sordum, abi dedi, ben de yaylada zorlandım dedi. Kar lastiği var mıydı dedim. Evet, kar lastiği vardı ama sıkıntı yaşadık dedi. İstisnai durumlardan bir tanesi. Evet, Mali Türkiye'yi seviyor. Yukarıda bir ziyaret haberi yer almakta ve özgür ve konforlular diyen, işte biraz önce arkadaşlarımız da ekrana getirdiler, sevgili Mehmet Hilmi Güler'in hayvan barınakları ile ilgili gösterdiği hassasiyet. Diğer tarafta da Mali milletvekilinin, ordu milletvekili Metin Gündoğdu ve Cemal Engiyurt'u birlikte ziyaret ettiği haberi Ordu Hürses gazetesinde yer almakta. Bir diğer gazetemiz Ordu Olay Projesi. Evet, yeri netleşti. Proje hazırlandı. Hastane proje ihalesi NKY'nin. Bu habere bir yakınlaşalım. Önemsiyoruz. Bu haber bizim için önemli. Bakın, Sağlık Bakanlığı tarafından genel bütçeden yapılması planlanan Ordu Şehir Hastanesi proje ihalesi sonuçlandı. Ve projeyi NKY almış. Evet, açılımı da aşağıda yer almakta. Ordu SGK'nın projesini de hazırlamışlardı. Hemen haberi bir alt kısmına gidelim. Evet, Ordu Şehir Hastanesi'ni 3 milyon 300 bin teklif eden NKY firması almış. Bakın, 9 yataklı projeyle ilgili Sağlık Bakanlığı İhale İdaresi Başkanlığı sonuçları açıkladı. Ordu Üniversitesi kampüsünün 209 dönümlük alana yapılacak olan, yan tarafına yapılacak olan hastane 1100 yataklı olacak. Bölgenin en büyük hastanelerinden bir tanesi Ordu'ya yapılıyor sevgili izleyiciler. Evet, Fas'a Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar demiş ki belediyemizin ekonomisinin kötü olduğunu söylüyoruz. Biz göreve gelmeden önce borç olduğunu biliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Her şart ve koşulda hizmet edeceğiz demiş. Haber Ordu Olay Gazetesi'nde. Üst kısımda birkaç haber var. O haberi göstermeni istiyorum Aykut. Beş para etmezmiş diye bir açıklama var. Bakın, CHP'li danışman Coşkun'dan Seyit Torun'a tepki demişler. CHP'nin danışmanlarından Kamil Canmaz, sosyal medya üzerinden akciğer kanserinden vefat eden Taner Coşkun'la ilgili tartışılacak bir mesaj yayınladı. Eski belediye başkanı, genel başkan yardımcısı, eski milletvekili, içim yanıyor diyen Canbaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un ve İdris Yıldız'ı sert sözlerle eleştirdi. Haberin devamı Ordu Olay Gazetesi'nde. İlginç bir haber. Bu haberle ilgili biz de bir araştırma yapalım. Evet,
Hayvanlar aç kalmasın, insani kampanyaya sen de destek ol. Hafta sonu yayladaydı sevgili Kadem'le karşılaştık. Kadem kardeşim her cumartesi ve pazar günü yaylaya gidiyor ve yayladaki hayvanlara yiyecek götürüyor. Harikasın sevgili Kadem Adalı, teşekkür ediyorum bu insani hassasiyetinden dolayı. Tribün gazetesi güzelliğine güzellik katacak demiş haber. Boztepe ile ilgili proje haberi Tribün gazetesinde yer almakta. Sevgili Atilla Şimşek'e ve Can Acar'a ve Tribün gazetesi çalışanlarına kolay gelsin diyoruz. Son gazetemiz Ünye Kent Gazetesi olsun. Ünye Kent Gazetesi ile bitirelim. Dün bir açılış vardı. Biz de Ünye'deydik. Orada sevgili dostlarımızla, arkadaşlarımızla karşılaştık. Sevgili Cemiyet Başkanı İbrahim kardeşime, sevgili Musa abiye, oradaki Ali Öztürk, Hakan Korkmaz, birçok dostumla, arkadaşımla karşılaştım. Kolay gelsin diyoruz. Evet, saray hamamı yeniden hizmete girdi diyor. Habere bir yakınlaşalım isterseniz. Bakın 1800'lü yıllarda yapımına başlanan ve 1982 yılına kadar hamam olarak hizmet veren saray hamamı geçtiğimiz ay belediye tarafından kiralamayla birlikte Ünye Madencilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer ve ortağı Serdar Kocaoğlu tarafından kiralandı ve muhteşem bir yer yapmışlar. Ellerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Hemen alt kısımda CHP ile ilgili bir haber vardı. Ünye'de seçim yapıldı. İsa o üst CHP haberine bir bakalım, sonra bu haberi ineceğiz arkadaşlar. Çünkü önemli, aşağıdaki haber de önemli, yukarıdaki haber de önemli. CHP'de görev değişikliği yapıldı. İsa Maral mı seçilmişti arkadaşlar? O haberi bir yakınlaşabiliyor muyuz Aykut'cum? Hayır, sağ üst köşe. Sağ üst köşe. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Teşkilatları olağan kongre sonucunda İsa Maral tek liste ile girdiği seçime güven tazeleyerek hazırız mesajı verdi. CHP'nin ilçe seçimleri de devam ediyor. Ve Ünye Kent Gazetesi'nin son haberi bakın neyle ilgili. Hilmi Güler'den çöpte çözüm sözü. Bakın ilk kez Kepçeli yaylasında yaşanan çöp sorunu ve yaşanan çevre felaketini yerinde görmek üzere bölgeye giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici konuyu Ordu Büyükşehir ve Ordu Valiliği bünyesine taşıdı. Ordu Valisi Seddar Yavuz'la görüşen Mustafa Destici'nin konunun Çevre İl Müdürlüğü'nün konusu olduğunu, eğer bir çözüm olmazsa Çevre Bakanlığı ile görüşebileceklerini söylediğini belirtti. Genel Başkan Destici'nin de Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında sevgili Durmuş Zor'da Sayın Güler Genel Başkanımıza sorunu çözme, hatta bir an önce çözme sözü aldığımızı söyleyebiliriz. Konuyla ilgili olarak kendisini çok hassas bulduk. Oradaki insan ve çevre sağlığını olumsuz etki edebilecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğini söylemesi de ayrıca bizleri memnun etti diyor haber Ünye Kent Gazetesi'nde yer almakta. Bu arada Ünyeli arkadaşlarımız Ünye'nin konteyner limanı konusunda çok hassaslar. Bu konuyu sadece Ünye'nin meselesi olarak değil, biz de gündemimize alıyoruz. Ünye'deki konteyner liman projesinin sonuna kadar takip edeceğiz. Tıpkı organize sanayi bölgesinin bir an önce Ünye'ye yapılmasını istediğimiz gibi, Kültür Sarayı'nın da projesinin bir an önce faaliyete geçmesini istediğimiz gibi. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Ardından Hamaget ekibi ve Türk Halk Müziği ziyafetimiz başlıyor. Çözünürlüklü HD yayına geçti. Tüm kullanıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. 2019'un başarı ödülleri sahipleriyle buluşuyor. İş, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasının yıldızları 2019 yılı başarı ödüllerinde bir araya geliyor. Görkemli bir tören, muhteşem gala yemeği ve sürprizlerle dolu bir gece.
TV 52 canlı yayınıyla birincisi düzenlenen TV 52 başarı ödülleri 24 Ocak 2020'de TV 52'de. Fırsatı. Sefa Merve kaban 70-83 euro, Sefa Merve mont 50-16 euro. Mobil uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. Bahar İnşaat'tan yeni yıl fırsatı. Birinci sınıf kaliteli malzemeler kullanılarak özenle yapılmış projede tamamı bitmiş 123 metrekare 2 artı 1, 157 metrekare 3 artı 1 normal daireler ve 210 metrekare 4 artı 1 dubleks daireler satışa çıkarılmıştır. 750 metrekare dükkan katı da kiralıktır. Fatsa'nın merkezinde Dumlupınar Mahallesi'nde Sevgi Caddesi'nde bulunan projede sınırlı sayıda olan daireleri kaçırmamak için acele edin. 0534 424 49 71. Sevgiyle atılan güçlü temel. Bahar İnşaat. Müjde! Yeni yılın yeni hediyesi Ordu Birlik ve Prens Kale'de. Ordu Trabzon seferleri başlıyor. Yılların ve yolların tecrübeli firması Ordu Birlik artık Prens Kale ile Ordu Trabzon yollarında hizmetinizde. 1 Ocak 2020'den itibaren her gün sabah saat 6.30 ile 11.30 saatleri arasında ve Trabzon'dan gelen Prens Kale 12.30 ile 17.30 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Trabzon'dan da aynı saatlerde Ordu'ya ulaşım sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak bu seferler tecrübeli ve güvenilir personelleriyle siz değerli müşterilerine servis hizmeti de verecektir. Tüm halkımızı bu hizmet ve yolculuk deneyiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evleri
evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Pirelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Evinin rahatlığında televizyon izlemek gibisi var mı? D-Smart Go'luysan var. D-Smart Go'da birbirinden heyecanlı filmler, popüler diziler, çizgi filmler ve en çok izlenen kanallar var. Bu özgürlüğü istediğin yerde doya doya yaşayabil diye şimdi D-Smart Go film dizi paketi 24 megabit hıza kadar limitsiz fiber internetle birlikte ayda sadece 74.90'dan başlayan fiyatlarla. D-Smart Go. Özgürlük o. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular. Tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doyumsuz seyredebilmek orduyu, doğan güneşi, yağan yağmuru, buram buram kokan toprağın kokusunu seyredebilmek, boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek.
kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek. Hayatı en doğru yerden. Seyir Park. Şahincili'de yükseliyor. Sefa Merve'den bereketli cuma fırsatı. Sefa Merve tunik 11.78 euro, Sefa Merve elbise 20.65 euro. Mobil uygulamayı indir, fırsatları kaçırma. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Derileri salı akşamı evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konuğu Türk halk müziği sanatçısı Yağmur Ay. Ayrıca UGADER Başkanı Sevda Yılmaz. Ordu'nun Derileri salı saat 20'de. Çözünürlüklü HD yayına geçti. Tüm kullanıcıların uydu alıcılarına yeni frekansları girmeleri ya da otomatik taratmaları gerekiyor. Yeni frekanslarımız frekans 12.685, sembol 27.500, polarizasyon yatay. Tüketici kredisi sözleşmeleri ve konut finansmanı sözleşmeleri hakkında. Krediye ilişkin olarak doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla tüketicilere makul süre içerisinde sözleşme öncesi bilgi formu verilmesi zorunludur. Kredi verenle konut finansmanı kuruluşu kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceğini, kurulan sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için tüketicinin ücretsiz olarak alma hakkı olduğuna ve temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgiyi tüketiciye vermekle yükümlü olacaktır. Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi kredi borcunun tamamını da erken ödeyebilmektedir. Bu hallerde kredi veren erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır. Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketici tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde %1'ini, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde %2'sini geçemeyecektir. Tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda gecikme faizi taksit tutarından değil ana para tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak, istisnai durumlar haricinde kredi veren tarafından asıl borçluya yönelik takip yolları tüketilmeden kefile başvuruda bulunulamayacaktır. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamaz.
tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Tüketicinin açık talebi olmadan krediyle ilişkili bir kredili mevduat hesabı açılamayacaktır. Böyle bir hesaptan sadece krediyle ilgili işlemler yapılması durumunda tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyecek ve bu hesap kredinin ödenmesiyle kapanacaktır. Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkına ilişkin olarak getirilen düzenlemelere göre tüketiciden hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her türlü ücret, tüketicinin ana parayla tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren 7 gün içinde tüketiciye iade edilir. Tüketici kredisi sözleşmelerinde taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce kredinin toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısıyla akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye bildirilmesi zorunludur. Konut finansmanı sözleşmelerinde tüketicinin talep etmesi halinde varsa konuta ilişkin ekspertiz raporunun bir örneği tüketiciye verilecektir. Konut finansmanı sözleşmelerinde yeniden finansman kapsamında yapılacak değişikliklerde tüketiciden onay alınacak, onay alınmadan önce ise yeniden finansman amacıyla konut finansmanı sözleşmesinde yapılan değişiklikleri içeren karşılaştırmalı bilgi tüketiciye verilecektir. Tüketici kredisi ve konut kredisine ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde kaymakamlık bünyesinde oluşturulan tüketici hakem heyetleri ile adliyelerde bulunan tüketici mahkemelerine başvuru yapılarak çözülebilmektedir. ...2019'un başarı ödülleri sahipleriyle buluşuyor. İş, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasının yıldızları... ...2019 yılı başarı ödüllerinde bir araya geliyor. Görkemli bir tören, muhteşem gala yemeği ve sürprizlerle dolu bir gece. TV52 canlı yayınıyla birincisi düzenlenen TV52 Başarı Ödülleri 24 Ocak 2020'de TV52'de. Bahçeye gel bak. Aykut girelim mi? Evet. Onu şuraya, saza onu. Evet. Hadi. İnterkom yok. Tamam. Hadi girelim. Girelim. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun, kuru fındık bulursun. Alacaksan al beni, alacaksan al beni, sonra pişman olursun, sonra pişman olursun. Haydi yavrum oymaktan, ya gelir oynamaktan, parmakları ağrımış, sal çalıp oyna. Ya gelir oynamaktan, parmakları ağrımış, saçalı boynamaktan.
Maktan'ı boyuna atmalı. Haydi yavrum oy Maktan, yar gelir oyuna Maktan. Parmakları ağrımış, salçalı boyuna Maktan. Haydi yavrum oy Maktan, yar gelir oyuna Maktan. Parmakları ağrımış, salçalı boyuna Maktan. Efendim hoş geldiniz, bravo, alkışlıyoruz. Ben de sizleri alkışlıyorum. Sevgili izleyiciler, yıllardır müzik programı yapar televizyonda arkadaşlarım. Ben de kıskandım, imrendim. Dedim ki Ordu'da bu işi en iyi yapan, en profesyonel yapan sevgili Taner Can abimi ve tabii ki ekip arkadaşlarını buraya davet ettim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sabahın bu saatinde burada, stüdyoda bu enerji, bu ses. Şu anda eminim, inanıyorum ki yurdun ve dünyanın birçok farklı noktasından bizi izleyen izleyicilerimiz hem memleket hasretini, evet, memleket türküleriyle ve böyle tanıdık simalarla buluşup bu coşkuyu yaşayacaklar. Boztepe'ye davet ettik. Aynen, Boztepe'ye davet ettik, evet. Ama Fatsa'yı, Ünye'yi ve Akkuş'un içeri de unutmayalım. Hepsini unutmayacağız. Şimdi bakın hemen birkaç mesajla başlayalım. Sevgili İdris Altunel şu anda nerede? Avusturya'da. Avusturya'dan günaydın demiş, iyi yayınlar diyorum Akın kardeşim. Biz demiş de selam sevgilerimizi gönderiyoruz. En kısa zamanda bekliyoruz çünkü konserimiz var. Evet. Sevgili izleyiciler, Hama Get bundan yaklaşık 8 yıl önce değil mi? Hayır, 2016'da. 2016'da, özür diliyorum. Evet, şu anda 4 yıl önce. Ben de kurucusu olduğum ama şu anda itiraf ediyorum, benim kurucusu olduğumu bilmiyorsunuz, biliyor musunuz? Biliyorum. Kurucusu olduğum Hama Get'e yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır Taner abinin her türlü haklı eleştirisini de burada göğsümde yumuşatarak kendisine çok sevdiğim, yıllardır tanıdığım bir abim, bir üstad büyüğüm ve dostları tabii ki. Burada bir ekip, bir topluluk var. Çok güzel işler yapıyorlar Ordu'da ve önümüzdeki günlerde çok güzel projeleri de burada konuşacağız, paylaşacağız ama evet, istersen Taner abi, ekip arkadaşlarımıza bir merhaba diyelim. Tabii ki, tabii evet, ki. Evet, başkan yardımcımız sevgili Aynur Çelebi. Aynur abi hoş geldiniz. Hoş, Sayın Çelebi hoş geldiniz diyelim. İlhan Topal. Evet. Sevda Savaşkan. Ve Üstad. Evet, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gelmeyenler var, hala kahvaltıda olanlar var. Evet. Ona da buradan bir sarı kart gösterelim. Şimdilik sarı kart. Şimdilik sarı kart. Sonra kırmızı kart olabilir. Tamam, sarı kırmızı kart olabilir. İşin esprisi evet, bir yana. Hama Get hangi maksatla kuruldu Taner abi? Biraz anlatmanı istiyorum. Hama Get şöyle, ben biliyorsunuz Kültür Bakanlığı'nda yıllarca görev yaptıktan ses sanatçısı ve koro müdürü olarak görev yaptım. 2014'te emekli olduktan sonra ne yapabilirim diye düşündüğümde kendi memleketime sanat anlamında, çünkü ben sanatçıyım, sanat anlamında bir şeyler sağlayayım, katkı sağlayayım diye bu derneği kurduk dostlarla. Dedik ki hadi dedik, hem ordunun kültürünü, ordunun sanatını geliştirelim, hem de kendi özümüz, türkülerimizi, şarkılarımızı hem genç nesle hem de unutulmaya üst tutmuş türkülerimizi halkımıza iletmek için böyle bir çaba içerisine girdik. Ve çok güzel de çalışmalar yaptık. Ben ona inanıyorum çünkü aldığımız tepkilerden belli. Şeylerimiz, konserlerimiz de İnanılmaz rağbet görüyor, onu da söyleyeyim. Evet, evet, evet. Bir de süre gelmiş şekliliğiyle biz konser vermiyoruz. Yani bildiğimiz yurttan sesler şekliyle konser vermiyoruz. Biz farklı konseptlerde konserler hazırlanıyoruz, etkinlikler hazırlanıyoruz. Ve bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çünkü örnek alan arkadaşlar var. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. Ne güzel. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Sanatsal çalışmalarımız devam ediyor. Kurslarımız devam ediyor. Gençlerimizi Güzel Sanatlar Lisesi'ne, konservatuarlara hazırlık dersleri veriyoruz. Enstrüman dersleri veriyoruz. Ve birbirinden değerli üyelerimizle koral çalışmalar ve tiyatral çalışmalar da yapıyoruz. Oo, süper. Evet. Bunun yanı sıra da bahsettiğiniz görüntüler şu anda arkada dönüyor. Bakın. Evet. Burada yine bu Türkü Pınarından Ordu diye tamamen Ordu türkülerinden oluşan ve manileriyle, oyunlarıyla örnekleme bir işte çeşme başı. Çeşme başında gördüm sizi abla şu anda. Çeşme başındasınız. Evet. Evet. Tüm bu arada ekibin tamamını inşallah burada değil de bir başka programda. Çünkü burası bir haber stüdyosu olduğu için. Evet, evet. Bugün böyle tadımlık oldu. Evet.
Gördüğünüz gibi erkekler kahve önünde. Biliyorsunuz eskiden iletişim yoktu, sosyal paylaşım yoktu. Kültürümüzde kadınlar çeşme başında, erkekler kahve önünde böyle dedikodular ve çeşitli haberler üretiyorlardı. Dedikodu deyince bayanlar direkt baktı size. Yani biz bir tek dedikodu mu yapıyoruz Yeter abi? Bakın dikkat ederseniz el işleri yapılıyor. Evet. Çorap örülüyor, işte kazak örülüyor falan, hanımlarımız şey yapıyorlar. Erkeklerimiz sadece oturuyor, çay içiyorlar işte orada. Buradan da güzel bir mesaj erkeklere gitti. Evet, çalışmıyor. Erkekler kahvede çalışmıyor, oturuyor. Asıl evet. Dedikoduyu erkekler yapıyormuş evet. O zaman. Aynen doğru. Evet. Valla çok keyifli bir konserdi, hatırlıyorum bunu. Evet. Sık sık da bunları yayınlıyoruz aslında. Bizim için de çok güzel bir malzeme. Evet. Sizlerin ve sizin gibi Ordu'daki Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği gruplarının tüm çalışmaları bizim için önemli. Yöremize dokunan, yöremizi anlatan, yöremizle ilgili bu tip etkinlikler. Evet. Tanıtmaya çalışan. Tanıtmaya çalışmak evet. Adına önemli. Şimdi Akıncığım şu var. Şimdi derneklerimiz belli bir şeyde ekonomik durumda ekonomik durumları pek iyi değil. Ancak bunun yerel yönetimlerimizle desteklenmesi lazım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler Bey o konuda sağ olsun iyi bir destekçimiz. Sayın Valimiz keza öyle. Sayın Serdar Yavuz Bey dedi ki sonuna kadar sizlere desteğim var. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. İlçe belediyelerimizle görüştük. Onlar da şey yapıyorlar. Bu gördüğünüz şu Türkü Pınarı'ndan Ordu konserini ilçelerimizde de sergileyeceğiz inşallah. Harika olur. Bunun için Sayın Valimizin talimatıyla İl Kültür Müdürümüz Uğur Toparlak Bey görüşmeleri yapıyor. En kısa zamanda ilçelerimizde de bu gösterimizi yapacağız. Konserimizi yapacağız. Uğur abi de izliyorsa bu konuda selam olsun. Uğur abi kitaplarımı hala bekliyorum. Onu da söyleyeyim. O biliyor hangi kitapları. Seneye gelir o şey. Evet bu arada Ali Erdal Gülderen de onu da unutmayalım. Ali bu arada Büyükşehir Belediye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Erdal Gülderen'e de izliyorsa o da çok... tam bir memleket sevdalısı. Evet, o da evet. Çok yoğun onun bir şekilde da... programı izliyor. Hem de Ordu'nun bütün bu böyle katma değerlerini değil onun, mi? Onun da çok büyük emekleri var. Bizlere destek olarak çok büyük destek veriyorlar sağ olsunlar. Desteklerini esirgemezlerse çok mutlu olurum. Evet bu arada senin telefonuna gelen mesajları ben okuyorum. Sayın Çiçek, Tanercan Hocam ve ekibi Ordu'nun gururu Mürsel Birgül Arslan demiş. Evet. Vasfi Aydemir de günaydın, hayırlı yayınlar Tanercan ve ekibine selamlar demiş. Teşekkür onu da ederim. Söyleyelim. Ali Öner günaydın, iyi yayınlar diyor sizlere çok de selamlar. Çok teşekkür ederim. Bülent Akçay. Bizim yokuş gibili filozof diyorum ben ona. O bizim sevgili Taner abi, size değil yüreğinize dokunan insanları sevin. Ne güzel bir yoldur o yürek yolu. Yürek yolu gözle görülmez, sadece hissedilir. İçten, sessiz ve samimi. Hadi bir türküyle daha devam edelim. Bu alkışlanırsa. Yani. Evet Sevda Hanım şöyle bir şu karşıki dağda lambalar yanar desin mi bizlere? Hadi bakalım desin. Çünkü dağda
Biz alkışlıyoruz ama inanın ekran karşısındaki izleyicilerimiz de alkışlıyorlar. Çok güzel mesajlar geliyor. Hem size hem dostlarınızdan hem de Türkiye'nin ve dünyanın birçok farklı noktasındaki izleyicilerimiz şu anda memleket havası soluyorlar türkülerle. Mesela Sezai Öztürk ağzına sağlık, Samsun'dan selamlar ve TV52'ye iyi ki varsınız demiş. Evet abi, sen benim sunuculuğu da aldın bu arada. Yavaş abi, bırak burada yapayım bari, ne olur dur. Sevgili izleyiciler, yayın öncesinde hani mesleğin de getirdiği bir hakimiyet ve bir şeflik doğal şeyi oturmuş abimin üzerine. Nereden anladığın var mı? Şu görüntüye girin, şeyi değiştirin. Çocuklar burada şaşırırlar, ne oluyor falan. Şöyle olsun. Ama tabii abi sana yakışıyor, onu söyleyeyim. Teşekkür ederim, sağ ol. Mesleğini de getirdi. Yani yaklaşık 30-35 yıldır profesyonel anlamda bu işi yapıyorsun. Birçok evet. Profesyonel korolarda hem yöneticilik yaptın hem de çok önemli kalabalıklara. Dünyanın her tarafında. Dünyanın her tarafında festivaller, etkinlikler, efendim yarışmalar, aklınıza ne geliyorsa. Şimdi Hamaget'le bunu burada bu ekiple yapıyorsun abi. Evet. Harikasınız. Şimdi ben müsaade edersen, seni tanıyoruz ama konuklarımız da bir kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Hem tanışsınlar hem derneğimizden bahsetsinler. Evet, evet, başkan yardımcımız Aynur Hanım, buyurun. Ben Kültür Bakanlığı'nda çalışıyorum şu anda. Aslında Kültür Bakanlığı personeliyim de Kültür Müdürlüğü'nde çalışıyorum daha doğrusu. Evet. Hamaget ekibine yaklaşık 3 yıl önce katıldım. Hala da devam ediyorum. Güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Çünkü türkü söylemek bence mutluluk demek, bence huzur demek, bence sağlık demek. Çünkü niye? Ruhumuzu arındırıyoruz. Evet, ruhumuzu arındırıyoruz. Hem de tedavi oluyoruz, biliyor musunuz? Müzikte değil mi? Evet. Yani ben buradan bizi izleyen arkadaşlarımıza, dostlarımıza şunu öneriyorum. Türkü söylemek bence dünyanın en güzel şeyi. Çünkü bütün hastalıkların ilacı diyorum. Evet. Kısaca bu mesaj yeterli sanırım. Evet, bu arada Erkan Beyaztaş başarılar diyorum size ve ekibinize. Taner Müdürümüz demiş. Mürsel Birgül Arslan da Taner Hocam seviliyorsun. Sizin türkülerinizle göreve başlamak çok güzel oldu demiş. Selamlar gönderiyoruz. Bu arada bugün daireye gittiğinizde Sarap Soysal'ın kitaplarını bekliyorum efendim. Uğur Bey'e söylemiştim 2 gün önce ama. Evet abi, İnşallah size. Ama ben izinliyim. Öyle mi? Tamam. İlhan Topal, bir kamu kuruluşunda çalışmaktayım. İşte Taner'le çocuk arkadaşıyız. Evet. Bir gün Taner Bey emekli olup geldiğinde dairede oturuyorum, dedi böyle bir faaliyetimiz var, dernek kuracağız, yardımcı olur musun? Dedim Taner, ben bıraktım dedim, bu işleri. Önceden okul yıllarında koruda beraberdik yine. Geldiğim korudaki arkadaşını buldum. Evet. Helal olsun. Ben de dedim kabul ettik dedik. Orada işte iş çıkışlarında saat 2 saat 3 saat gidiyorum. Tüm günün yorgunluğunu orada çalışmalarla atıyoruz açıkçası. Harikasın. Değişik abi. Bir şey oluyor. Çok güzel. Peki eve gelip evde yengeye çocuklara türkü söylüyor musun? Evde yok. Evde söylüyorum. Kendi özel odamda söylüyorum. Kendi özel odamda. Evet. Söyler. İşte böyle vakit geçiriyoruz. Sizi tanıyalım tekrar ablacığım. Ben de Sevda Savaşkan, ev hanımıyım. 3 yıldır bu dernekteyim. Daha önceden gençliğinizde türkü söyler miydiniz ya da? Öyle çocukluğumdan beri söylüyorum klasik. Evet. Hani vardır ya bazı yarışma programlarında elime fırça verseler söylerdim. Aynen. Ben de öyleydim diyorsunuz. Aynen öyleydim. Evet. Taner Hoca'yla olmaktan çok mutluyuz. Derneğimiz. Ben şimdi sizi geçen sene Yayla'da da gördüm. Hatırlıyor musunuz? Evet. Yayla'da karşılaşmıştık. Sadece burada bir kültür etkinliği değil, birçok dışarıda da sosyal faaliyetler değil, birliktesiniz. Açıkçası evet, imrendim aynen, size. Ondan bahsettim. Ayrıca doğa sporları. Evet. Doğa sporları. Üyesiyim. Üyesiniz. Doğru, bizi ilgilendirmiyor. Evet. Şef müdahale ettiğini. Beyefendi müsaade eder misiniz? Ben söyleyeyim. Evet. Birçok sosyal faaliyeti yapıyorsunuz. Öyle karşılaşmıştık da. Evet. Evet.
Tener abim, ekip sürekli dolaşıyor. Bir üstada da bir merhaba diyelim. Ondan sonra onu da anlatmanı tabii, rica edeceğim. Tabii. Evet, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu personeliyim. Müzisyen oyuncu olarak çalışıyorum orada. Taner abimle zaten çocukluk yıllarımdan beraber şey yapıyorum. Müzikle ilgilendiğim için ve içinde bulunduğum aynı yaştasınız sanırım. Onlar bizim... Hayır, onlar Taner abi itibat ederken seni gömdük. Bütün Ordu sanatçı abilerimizin hepsi. İdolümüz, onlarla beraber biz feyiz aldık. Bir takım şeyleri onlarla geliştiriyoruz. Hatta hala beraber devam ediyoruz. Bütün koro faaliyetlerinde birliktesiniz. Yardımcı olmaya çalışıyor elinden geldiğince. Konserlerle de beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani sabahın bu saatinde hakikaten zor. Estağfurullah. Sabah diyafram da açılmaz. Evet. Evet. Oturarak da zordur. Sabahın bu saatinde görüyorum ki bizi kırmadınız, geldiniz. Bu çok enerji için teşekkür ediyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz dernekte sadece türkü söylemiyoruz Akın Bey. Evet. Bizim diğer sosyal faaliyetlerimiz de var. Bunların arasında örneğin Turgay Başyayla ile Show TV programına yemek programı katıldık. Dernek olarak yaptık biz bunu. Ama büyük bir ses getirdi. Hamaget Derneği'nin böyle bir çalışmasının da olduğunu Türkiye'ye duyurmuş olduk. Ayrıca turlar düzenliyoruz derneğimizde. Kendi çapımızda düzenliyoruz ama dışarıdan katılımcılarımız çok fazla. Çünkü derneğimize gıpteyle bakıyorlar. Bu da tabii ki hocanın sayesinde oluyor. Bizleri, biz ekip işiyiz aslında. Biz bir aile olduk orada. Şu anda kadromuz 38'in üzerinde ama ayrılan arkadaşlarımızdan tekrar geri gelmek isteyenler var ama kadromuz çok yoğun olduğu için bazılarını elemek zorunda kalıyorsun. Çünkü çok büyük bir yoğunluk var. Talep çok fazla derneğe. Hani güzel. Bunu abartı olarak söylemiyorum. Gerçekten derneğimize çok fazla talep var. İnşallah bir dahaki sene diye düşünüyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz. Niye gurur duyuyoruz? Çünkü talep çok ediliyor güzel. Olmak. Tabii. Güzel. Bir de biz paralı, yani bizim aidatımız var. Ücretli olmamıza rağmen çok büyük bir yoğun ilgi var. Bundan da gurur duyuyoruz. Çünkü bu ne demek? Burada bir başarı var. Bir enerji var. Evet. Çok bu güzel. Da hocanın sayesinde oluyor. Neden? Çünkü Taner Can gelmiş geçmiş, bizim açımızdan söylüyorum, bize evet. rağmen güzel bir sanatçı olarak, yani bizim açımızdan iyi bir arkadaş. Ordu'nun çok önemli bir değeri. Evet, bu anlamda biz yıllardır Taner abi festivallerde hep böyle hemşerimiz olduğu için böyle gurur duyardık. Evet. Ordu'ya gelip de burada böyle bir faaliyet yapması ordular için de, sizler için de, bizler için de bir şans. Tabii canım, yani büyük bir şans yakaladık. Bunu da değerlendiriyoruz ayrıca. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir de sosyal projeler kapsamında ihtiyacı olan çeşitli okullarla ilgili çocuklarımıza bu kış giysi yardımı yaptık. Bundan da mutlu olduk. Bundan sonra da çeşitli sosyal yardımlaşmaya da devam edeceğiz dernek olarak. Evet, bu arada birkaç mesaj okuyalım bir türküyle. Senin telefondan mı, benim telefondan? Hem benim telefondan hem de senin telefondan. Çok fazla mesaj var. Gülbahar Karahsan, iyi yayınlar. Ordu'nun önemli değerlerinden muhteşem ses ve yorumuyla sevgili Taner Can hocama ve ekibine selamlar demiş. Mehmet Din çok uzun bir yazı göndermiş. Onu son bölümde okuyacağım. Teşekkür ediyorum sevgili Mehmet kardeşim. Eskiden neler yapılırdı, yapılmazdı diye. Çatalpınar'dan Cemal Genççe, Berber Ersin ve Sezgin hocamı seviyoruz ve ekibine başarılar diliyoruz demiş. Haklı Çam. isteyebilir miyiz demişler. Hekim olduğunu istemişler. Olabilir. Sıkıntı yok. Şey yaparız. Hareketli mi devam edelim? Şöyle bir müziğin de bol olduğu bir şey olsun, sohbet olsun istiyorum. İnancından bir dinleyelim. Şöyle Orta Anadolu'ya doğru bir gidelim. Evet. Nar ağacı narsız olur mu? Desin. Sonra bir Neşet Ertaş olayını konuşalım. Olur. Evet, süreyi de doğru kullanmak adına. Evet. Yarsız olur mu? İyi dolan gülüm, yarsız olur mu? Deli gönlüm, sensiz olur mu? Deli gönlüm, sensiz olur mu? Gülüm gel, yarım gel, salın araktan. Bir su doldur ver ırmaktan. Kurtulurum
gülüm sana yalvarmaktan. Gülüm gel, yarim gel salınaraktan. Bir su doldur ver ırmaktan. Kurtulurum gülüm sana yalvarmaktan. Budam budam naracı, budam budam yar yitirdim gülüm nerelerde bulam. Yar yitirdim gülüm nerelerde bulam. Üç güzel içinde gözlerinden binem. Üç güzel içinde gözlerinden binem. Gülüm gel, yarim gel salınaraktan. Bir su doldur ver ırmaktan. Kurtulurum gülüm sana yalvarmaktan. Gülüm gel, yarim gel salınaraktan. Bir su doldur ver ırmaktan. Kurtulurum gülüm sana yalvarmaktan. Bu arada sevgili Muzaffer Kuvan'a teşekkür ediyorum. Bugün aslında tesadüfen gelmişti. Hiç vazifesi olmadığı halde şu anda kameranın bize karşısında katıldı. Size katıldı ve programa destek veriyor. Harikasın Muzaffer. Seviyorum seni. O kalp işareti de Muzaffer'eydi, dışarıdan yanlış anlaşılmasın. Türkülerle devam edelim ama Neşet Ertaş projesini anlatmanı istiyorum abi. Çünkü ben de çok seviyorum. Çok değer verdiğim. Benim mi Neşet Ertaş? Tabii ki seni seviyorum abi. Neşet Hoca'yı da seviyorum ama yani hocanın hayranıyız. Evet. Neşet Baba Allah rahmet eylesin. Allah gani gani rahmet eylesin. Senin de birçok anın olduğunu biliyorum. Var. Ama anıları şimdi şey yapmayalım. Evet. Şöyle biz Samaget Derneği olarak 28 Ocak'ta Neşet Ertaş anısına diye bir etkinlik düzenliyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. 28 canlı vermeye çalışacağız. İnşallah. Sürpriz. İnşallah. Evet. Bekleriz. Çünkü bir de çok yoğun olacağını zannediyorum seyircilerimizin. Neden? Bir de konuğumuz olacak o gün. Konuğumuz çok sevilen yine Neşet Ertaş Baba'nın türkülerini hakkıyla icra eden İsmail Altınsaray kardeşim, sanatçı kardeşim aramızda olacak. İsmail Altınsaray'la beraber hem derneğimizin korosu bir bölüm konser verecek, ikinci bölüm İsmail Altınsaray ordulu türkü dostlarımızla beraber olacak. Bütün türkü dostlarında, bütün izleyicilerimizde 28 Ocak'ta saat 19.30'da Kültür Sanat Merkezi'ne bekliyoruz. Evet, bu arada Aydın Beyoğlu'nun selamı var. Benden de çok selam Taner hocama ben. Çok selamlar, tebrikler demiş. Teşekkür ederim. Aydın'a da şimdi buradan şöyle sürpriz yapıyorum. Önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağız. Bir hafta boyunca bu yayınları İstanbul Stüdyosu'na yapacağız. Aydın Beyoğlu'nu o kadar çok klibini çaldım ki burada. Çok seviyorum kendisini. Aydın kardeşimi ekibiyle birlikte burada Taner abimin yaptığı gibi pazartesi, salı, çarşamba hangi gün? Sabah ama. Sabah geleceksin Aydın. Aydın kardeşim benim. Seviyoruz. Çok enerjili. Evet, çok üzgün bir insan. Selam, sevgilerimi gönderiyorum Aydın kardeşime. Başarılar diliyorum. Evet, bu bir müzik programı olmadığı için, sürede kısıtlı olduğu için son 10-15 dakika ben de uzatmaya çalışacağım. Hadi 20 dakika yapalım ama türkülerin yoğun olduğu bir... Niye? Şöyle... Daha yeni gelmiştim. Evet. Hekim oldu dediler galiba. Hekim oldu yapalım. Evet. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim.
Hekim oğlu derler. Benim aslım aynalı martin, yaptırdım da aynım kendi nefsime. Aynalı martin, yaptırdım da aynım kendi nefsime. Konaklar yaptırdım mermer direkli, hekim oğlu geliyor danarnim aslan yürekli. Hekim oğlu geliyor danarnim aslan yürekli. Baş edemedim. Önye fatsa bir oldu danarnim. Baş edemedim. Önye fatsa arası orduda kuruldu. Hekim oğlu dediğinde danarnim o da kim oğlu dediğinde narinim o da vuruldu. Hekim oğlu dediğinde narinim o da vuruldu. Evet. Sevgili dostlar, Akın'ı gönderdim. Ben burada başladım. Akın'ı şeyden, televizyondan attım. Evet. Yine gelen mesajlara bakıyorum. Hüseyin Kök demiş, Taner Hocam benim yeğenim de Ordu Güzel Sanatlar Müzik Bölümünde okuyor. Seni takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim kendilerine. Bu arada Akın'ın şeyinden de bakayım değil mi? Cemal Gence, güzel ordumun güzel insanlar, hepinize selam olsun demiş. Bizlerden de selam. Hakkı Çam, günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum Akın abi. Bir istek alabilir miyiz? Hekim oldu, şimdi okuduk. Nilüfer Bul Hamaget grubu harikasınız demiş. Nilüfer Bul, Taner Bey'i orduyu tanıtımında güzel katkılarından dolayı kutlar başarılar dilerim demiş. Hoş geldin Akın. Sevgili izleyiciler, ben aslında böyle bir iki türkü söylemek size alanı boş bırakmıştım. Öyle ama mi? Tabii. Ben de hazır bulmuşken. Dedim eyvah, meslek gidiyor elden şimdi. Diyecekler ki evet, yeni bir programın yeni yapımcısı sevgili Taner Can. Ama yeni şefi Akın Çiçek. Bence herkes başarılı olduğu konumda devam etsin. Peki. Sen buna çok başarılısın. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Türkü söylemeyi çok seviyorum. Geçen sene eşime dedim ki, ya dedim ben Hamage'de üyeyim. Zaman zaman da hem Altın Ordu Musiki Cemiyeti'nden hem Cengiz Hoca hem Şenel Hoca hepsi dostumuz, arkadaşımız, sizlerle evet, iyi olmasınlar. Ya işte bizim gruplara da gelin, hani katkıda bulunun, dinleyin falan diyorlardı. Eve gittim, eşime ve oğluma dedim ki, ya dedim ben bir türkü söylemek istiyorum ama bunu bir koroda yapmak istiyorum. İkisi birden böyle döndü baktı. Nasıl yani dedi. Sen türküye, sen ekrana çıkıyorsun zaten. Çık ekranda söyle. Ama kafaya koydum bir türküyü, başından sonuna kadar öğrendim nihayet. Öğrendin mi? Dinleyelim mi sen? Yok, o kadar hazır değilim. Eşlik ederseniz belki olabilir. Ahle yar yar. Olur, eşlik ederiz. Ya siz söylerseniz ben eşlik ederim. Böyle çok şey olur, zor olur benim için. Evet. Bir de sesime gitmediğini düşünüyorum ama evet. Yakamı kapatayım. Hocam sen gir, ben şey yapayım.
sana olan duygularım, bir bile bilsem, anlatabilsem belki severdim. İçimdeki hasretini bir bile bilsen, anlayabilsen belki benimdin. Şimdi sen. Sana sevdim diyemem, yalan 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 yalan, vallahi yalan, inan ki yalan. Sen kara sevdamsın benim, duman 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 duman, hasretin tüter içimde yanan. Ah ne yar yar, yine başımda sevdan. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Ah ne yar yar, başımda sevdan. Ah ne yar yar, geceler kara zindan. Ah ne yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen al. Bravo. Heyecanlandım. Hakikaten herkes kendi işini yapmalı. Yani normalde müzik eğitimim yok ama yani uzun yıllar radyoculuk yaptığım için bir müzik kulağım var. Ama eğitim yok. Yani. Şimdi burada bu kadar üstadın önünde söylerken de heyecanlandım. Abimden de çok oradan şey bir ses geldi. Bana da kompleks geldi arkadaş. Ben, hayır bir dakika, şu çekimde bakın ben çekimde şey gibi duruyorum. Bu ne? Ben abi sen normal standartlasın. Uzun olan benim, kusura bakma. Ya bol türkülü devam edelim istiyorum. Evet. Çünkü şimdi size bırakıyorum akışım. Sevgili başkan yardımcımız Aynur Çelebi'den yine sevgili Mehmet Gümüş ağabeyimin çok güzel bir eseri. Ona da selam olsun sevgi, Mehmet sevgi abimize. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Turnam başım darda benim, şu yaban diyarda benim diyelim. Saçıma kar yağdırdılar,
yaz baharda benim benim saçıma kar yağdırdılar. Yaz baharda benim çekerim turnam sineye derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram belki seneye. Çekerim turnam sineye derdi sineye. Bu yıl bize gülmek haram belki seneye. Teşekkür ediyorum. Bu arada Hürda Aydın, sevgili Dursun Ali Akınet. Hani Akınet abime, Halil Yılgın'a, Abdullah Şahin'e, Nazan Atagül'e merhabalar diyoruz. Hoş geldiler. Ünal Çınar, Avusturya Salzburg'tan. Sevgili Ünal Çınar, dostum, evet, kardeşim. Valla senin incirler talan ediliyor, haberin olsun. Selam ve sevgiler. Bu arada bir izleyicimiz şöyle ilginç bir şey göndermiş. Demiş ki çöp meselesinden bahsetmiş. Biz burada şu anda bir Türk halk müziği grubunu ağırlamışken burada sevgili kardeşim ne olur o kadar çok bahsettik ki şu anda Çaybaşı'nda, evet, Ülküez'de oradaki vatandaşlar mağdurlar ama yani diyorum bu sosyal medyada böyle umarsızca yazan kardeşlerimize burada bu televizyon kanalını sadece şehir merkezinde ya da bir konuyla ilgili odaklayıp bir konu üzerinden durmuyoruz. Burada şu anda türkülerden bahsediyoruz. Evet, o meseleyi de fazlasıyla söylüyoruz. Sizin de bu hoşgörünüze ve anlayışınıza sığınarak sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dostum. Yayından sonra sizi mutlaka arayacağız. Gülşen Tepe, selamım var, harikasınız diyor. Bana da bir iltifatta bulmuş, teşekkür ediyorum. Ömür Bacınoğlu, teşekkür ediyorum. Valla o kadar çok yoğun mesaj geliyor ki hem sosyal medyadan hem üzerinden ama türkülerle devam edelim. Dursun Ali Akınet Hoca da takip ediyor, evet, şu anda. Sevgili Dursun Ali abiye selam ve sevgilerimizi gönderelim. Onun yine hit olmuş bir, lütfen, türküsünü onun da rızasıyla söyleyelim. Söz Dursun Ali Akınet. Han İbrahim diyelim. Ha? Evet. Kızıl ot biter, içinde keklik öter. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter. Eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim, Uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan ve Halil kaçaklar arar. Müfreze dağı sarar, dağda kaçaklar arar. Geçit vermez kayalar. Hızlan be Halil İbrahim, hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık
saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yatmam de Halil İbrahim, kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına. Yaslan be Halil İbrahim. Teşekkür ederim. Valla bu arada çok fazla istek geliyor. Daha çok Ordu yöresine ait eserler, türküler. Evet. Şöyle üç şarkılık diyelim, türkülük diyelim, özür dilerim. Bir şeyle süreyi de doğru kullanarak. Alişan Özbey de abi İstanbul'dan Emirgan'dan selamlar olsun. Başarılar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Alişan'a da. Evet. Evet. Size bırakıyorum son 3 şarkıyı, eseri, türküyü. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Evet. Burada hazır sevgili arkadaşlarım da varken. Bir defa Ordu'nun dereleri benim dünyanın her tarafına gittiğimde nerelisin dediklerinde Ordu'yum deyince Ordu'nun derelerini istiyoruz dediler. Ancak bir kez daha buradan söyleyeyim. Ordu'nun dereleri türküsü bayan ağzı, yani bir bayanın okuyacağı bir türkü. Ama Oy Mehmet'im de bayan arkadaşlarım eşlik ederlerse evet. Sevinirim. Ordu'nun dereleri diyelim. Evet. Buradan herkese gelsin, tüm yurt dışına. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim ama. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim ama. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmelim aman. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim, sürmelim aman. Anan evde ağlıyor, sürmelim aman. Kalk gidelim sevdiğim, anan evde ağlıyor, sürmelim aman. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm de. Sana geçmişler, vallahi ben.
demedim, sürmedim ama. Yine yeşerdi fındık dalları, yine yeşerdi fındık dalları. Acepli olacak yarın halları, acap ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız anla pulla gel, gel, gel yanıma. O beyaz kolların dola boynuma. Kız anla pulla gel, gel, gel yanıma. Bir de küçük bir evet bukle yine Yaşar diye ekledik ordunun yerlerine. Harikasınız, harikasınız. Evet abi, şimdi izleyicilerden de sosyal medyadan da süremiz yettiği kadar söylemeye çalıştık ama bir şey söyleyebilir lütfen. Miyim? Avustralya'dan Cemal Akdeniz Kağan abim yazmış. Cemal Akdeniz. Evet. Benim de akrabam, eşimin de çok öyle sevgili. Mi? Avustralya sağ olsun. Avustralya'daki Ordular Derneği'nde de Türk derneklerinde de yönetici kendisi. Evet, federasyon başkanı sanıyorum. Federasyon başkanı. Taner Bey tebrikler, zevkle izliyoruz Avustralya'dan, sevgiler demiş. Biz de buradan tüm Avustralya'ya sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bu arada sevgili konuklarımıza şunu bilmesini istiyorum. Bakın Japonya'dan ve Güney Kore'den mesajlar var. Avustralya'dan, Avrupa'dan, şu anda dünyanın birçok farklı noktasındaki hemşehrilerimiz... Japonya'da Türkçe biliyorlar mıymış? Ay yakarı masum o zaman. Evet. size bırakıyorum son iki, bir eserle nasıl uygun olursanız. Yine Ordu... Hiç fark etmez, farklı da olabilir. Neşet Ertaş da olabilir, Neşet Ertaş. Yani... Şöyle yapalım, 23'ündeki etkinlik önemli bir etkinlik. Evet, evet. Türk halk müziği. 28 Ocak. 28'i, özür dilerim. 28. 28, sakın, 28 Ocak. Evet, 28 Ocak'taki Neşet Ertaş anısına yapılacak olan bu geceyle ilgili bir repertuar oradaki Uygun Gör, Ah Yalan Dünya olabilir. Her şey sabah sabah bu saatte. Adaletin bu mu dünya demişti, o çöp meselesiyle ilgili kardeşimiz buradan yazmış. Abi bana da çal demiş. Madem demiş türkü söyleyeceğiz. Şey yapalım, hareketli yapalım hareketli bence. Hareketli bitirelim istiyorsanız. Evet. Sevda olmasaydı dan sonra şeye bağlayalım. Bu arada ben hepinize varmışım. Teşekkür ediyorum. Türküyle bitirelim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi müsaade ederseniz çıkacağım. Siz bir ya da iki türküyle ne ben sen gidiyorum ben. 4-5 programı çıkıyor. İyi ki geldiniz. İyi ki çok buradasınız. İyi ki orada bu tip etkinlikleri yapıyorsunuz. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ayağınıza, elinize, sesinize, yüreğinize, sazınızın teline çok, sağlık diyorum. Çok teşekkür varsınız. Ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kapanış üstatta. Çok teşekkürler. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da gözeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da gözeli olmasaydı. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi tanesi de seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Sevda ömür çürüdür, has bahçenin gülüdür. Sevda ömür çürüdür, has bahçenin gülüdür. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevdiğimdir. Sevmeyeni neyleyim de sevenim sevdiğimdir. Nar tanesi tanesi de seviyorum merdanesi.
tanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Nar tanesi, tanesi de seviyorum merdanesi. Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güle dolaştım, sarmaşık güle dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm sevdim, halelleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Mail oldum Gonca güne, acem şalı ince bele. Mail oldum Gonca güne, acem şalı ince bele. Yaktın beni, yaktın beni. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldum Gonca güle, acem şalı ince bele. Mail oldum Gonca güle, acem şalı ince bele.